Celal Bey'i içeriye davet etmeyecek misin? Tabii edeceğim. Celal amcacığım. Gel. Hadi buyur, hoş gel. Aa, ayaklarını sakın çıkarma. Ayak sökülüp takılan bir şey mi? Ne saçma bir şey ya. Ayakkabı çıkaralım, giyelim. İşte süre gelen bir şey bu. Hep ağızdan ağza dolanmış. Ayak çıkarma diye. Tuhaf, çok tuhaf. Gerçekten saçma sapan bir şey bu. Evet, çok tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Gerçekten. Evet, gerçekten çok tuhaf. Hadi Ceyla amcacığım gel şöyle Allah için. Gel. Gel Ceyla amcacığım bak. Buraya otur, bu benim evimin en rahat köşesi. Ben hep bu koltukta otururum. Ben gelirim burada böyle televizyonumu izlerim. Ne güzel. Tabii. Şey, çay içer misin? Onca yoldan gelmişsin. Ceyla amcacığım bir çay içersin değil tabii, mi? Tabii, içsin tabii. Çay içer. İçsin. O zaman çay koyalım. Koyayım. Hadi. Dora Bey. Buyurun Celal Bey. Siz az önce ada kızıma sevgilim mi dediniz? Evet. Evet dedim. Siz bilmiyorsunuz tabii. Ada benim asistanımdı. Ama artık biz birlikteyiz. Sonra hayatım etrafımızı çevirdiler. Dedim ki kuzene, sen dedim 15'ini al, ben 15'in adil bir dağılım olsun diye hani. O şekilde dövelim diye onları, 15-15 dövelim diye. Sonra bir şekilde bunlar geldi işte. İlki geldi bana doğru gelirken, bir de değişik bir tip ha. Öyle şey değil yani, gelişinden korkuyorsun ama ben tabii şey. Gelişine vurdum bir tane, vurunca o devrildi tabii. Geldiği yöne vurdum çünkü. O devrildi derken işte insanlar çullandı falan, hepsini dağıttım bir şekilde. Tam sonuncuyu indirdim. İlk vurduğum kalktı geldi geri. Güç topladı. Ah aşkım tabii. Ya kıyamam. Aşkım sen benim kahramanımsın biliyorsun değil mi? Kahramanın mıyım? Kahraman mısın tabii aşkım. Şöyle. Tuğçe mi o ya? Ay o. Aşkım boş ver. Hiç görmemiş gibi yapıp gidelim lütfen ya. Zaten günahım kadar sevmiyorum şu kadını. Olmaz. Ben kahraman değil miyim? Olur mu öyle şey? Benim kahramanım ama. Tamam işte. Tuğçe! Ne oldu? Sana ne oldu Esat? Konuşuruz onu sonra, bana ne olduğunu da. Evet. Sen ne oldu? Yolda mı kaldın? Ne oldu ya? Yok, keyfine. Ben takılıyorum burada. İyi, yol yardımı ararsın o zaman. Hadi gidiyorum ben. Hayır ya, tamam. Hadi bana yardım et. Sen iyisin bu işlerde. Hadi bana bir yardım edersin. İyi tamam, müsait bir yere çekeyim, yardım ederiz. Şurada dur ya, hadi şurada duralım. Çabuk ol ya. Tamam, görüyorsun değil mi? İyi insan olmak, benim için önemli olan iyi insan olabilmek. Demek sevgili oldunuz. Evet Celal, böyle oldu. Daha çok yeni. Hayırlı olsun bakalım. Celal Bey, sağ olun. Sağ olun da siz niye geldiniz? Selin meselesi için mi? Ben o konu kapandı sanıyordum. Kapanmadı mı? Çay! Çay! Lafa daldık, çayı unuttuk. Ben hemen gideyim, çay koyayım. Çay, evet çay. Ben çok güzel çay yaparım. Biliyorsunuz, siz de bilirsiniz çay nasıl yaptığımı. Çok güzel çay yaparım evet. Ama ne eksik? Ne eksik? Ne eksik? Ne? Kurabiye.
Ceylan amcam kurabiyeyi sever. Ceylan amca desene. Kurabiyesiz çay içmezsin ya, desene. Evet. Kurabiyesiz çay içmem. Benim için ayrılmaz bir ikildir. Tabii. Başka ayrılmaz ikililer de vardı ama ne yazık ki ayrılmışlar mesela. Tüh. Ya. Ne yazık. Ya değil mi? Oluyor öyle şeyler. Öyle şeyler olur ama tarçınlı kurabiye olmadan olmaz. Tabii. Ceylan amcam şimdi tarçınlı kurabiye yesin diye Bora Bey gitsin mi tarçınlı kurabiye alsın. Bora Bey hadi. Şimdi mi? Hayır şimdi gidin. Şimdi. Hadi Bora Bey gidin ama. Size zahmet olacak. Yok. Yok yazıktır tabii. Ne zahmeti? Ne zahmeti? Ben gideyim. Hadi bir koşun. Kurabiyenizi şimdi alayım geleyim. Ayakkabılarınızı da verdim. Alayım geleyim. Ayakkabılarınız burada. Artık burada. Şey yaparsınız. Adam kurabiyesiz çay içmiyor. O kurabiyeyi bandıra bandıra iç böyle çamur oluyor ya. Şimdi şey olmasın, ayıp olmasın. Hadi hadi tamam. Tabii. Şey köşede. Köşede mi? Nerede? Pastane köşede. Ha iyi. Kızım sen ne yaptın? Ne diyor bu adam? Ya bu adam evliliğini gizlediğin patronun değil mi? Hem acımasız, işkolik patronun. Öyle, öyle Ceylan amca. Durumlar biraz karışık. Yani karışık olduğu kesin de. Anlat bakalım. Ceylan amca, Bora Bey benim evli olduğumu bilmiyor. Ağzından kaçırmazsan çok sevinirim. Sen önce bir anlat bakalım. Rüzgarın beni nasıl kullandığını, nasıl kandırdığını, hayallerimi nasıl yıktığını sana tek tek anlatacağım. Vakti geldi. Ya Ada sen ne diyorsun? Adamlara neler yaptık? Parça pinçik ettik adamları. Tabii çok korktular bizden de o şekilde yani. Bakma onlar daha kötü durumda şu anda. Bizim öyle ufak tefek. Ben çocuk acile yatırıldım ondan böyle bebek. Ayı mı var burada, panda mı? Öyle bir şey var. Evet. Bora nerede peki, iyi mi o? Bora da şey işte ya. Bora da böyle ufak tefek sıyrıkları var. O şey de şimdi eve gitmedi, adada o yüzden. Adada dinleniyor. Aşkım. Ha? Niye söylüyorsun? Ha ne bileyim, ben boşluğuma geldi, söylememem lazımdı değil mi? Aferin, aferin. Ya hadi bitmedi mi bu ya? Usta mıyım ben ya? Hadi böyle baskı altında yapamam. Geç arabaya otur. Geç direksiyona, benim üstümde baskı olunca yapamam. Üfey tamam. Bak sen ya, bak sen. Bir de bana Bora'dan ayrılmak istiyorum diyor ya. Sen o küçücük aklınla beni mi kandırıyorsun ya? Yok. Sen daha gerçek Tuğçe ile tanışmadın. Tanıştıracağım ben seni. Dur bakalım kızım. Dur sen, ben sana neler yapacağım. Hadi hadi. Evet, tamam yapıyor. Ha? Çalıştır. Evet, nasıl çalıştın? Ha? Yaptım. Evet, işte bu kadar ya. Bak, gidiyor işte. İlme aldı, bak hemen gitti. Yaptım çünkü. Bir dörtlü elini kapa. İnsan bir teşekkür eder. Aferin aşkım yani. Adaya gidiyor işte. Arabayla adaya gidemez. Ceylan amca, bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim kızım? Yani bugün buraya gelirken gökten taş yağacak deseler inanırdım ama senin bu söylediklerine bir türlü inanamıyorum. Ben de inanmazdım. Yani senin gibi bir kıza nasıl yapar bunu ya? Senin gibi bir kızı bırakıp gidip başkasına yüzük taktı, öyle mi? Zaten o rüzgarı gözüm hiç tutmamıştı. Ya işte Celal amca, ben senin gördüğünü göremedim. Kendimi kullandırdım. Ama ben yapmam gerekeni yaptım. Açtım boşanma davasını, avukatla konuştum. Anladım kızım. Anladım. Şimdi ne olacak? Gönül ister ki şu rüzgara bir ceza verip sınır dışı etmek lazım ama rapor onaylandı. Şimdi bizde böyledir. Bir hak verildi mi kolay kolay geri alınmaz. Onaylandı mı? Bitti mi şimdi? Rüzgar. Umarım bundan sonra yüzün güler kızım. Bak, eğer başın sıkışırsa Ceren amcan bir telefon kadar uzakta. Sağ ol Ceren amca. Çok sağ ol. Hadi bana müsaade. Çok sağ ol Ceylan amca. Ben bunu şöyle
bırakayım. Heh, şunu, şunu çevireyim. Tamam, merak etme. Merak etme. Aa, Celal Bey gidiyor musunuz? Daha kurabiye yiyecektik. Ne oldu? Şey, aniden çok önemli bir işim çıktı. Ya. Yeah. Evet. Bu arada sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Hoşça kal delikanlı. Hoşça kal. Celal amca yine gel. Tabii, yine gel Celal amcası. Daha kurabiye yiyeceğiz daha bak beraber. Ben sana kurabiyeleri saklayacağım. Bayat da seviyor. Ne oldu? Rahat rahat konuşabiliriz mi Celal amcanla? Ayrıca sen şu Celal amcandan neden bizim ilişkimizi saklamak için kır taklattığını öğrenebilir miyim hadi? Kuki. Yardım edeyim ben sana da. Efendim Celal abicim. Bana abi falan deme. Neredesin? İşteyim. Ne oldu abi? Ne oldu? 2 saattir izin al. Senin sahildeki çay bahçesinde bekliyorum. Raporla ilgili bir sıkıntı mı var? Var. Sorun sensin. Bekliyorum. Ada, ben sana az önce bir şey sordum. Farkında mısın? Şey mi? Selin şeyi mi? Selin mevzusu şey ya. Hı, o, o konu kapandı. Ama Celal amcacığım bizi kızları olarak gördüğü için hal hatır sormaya gelmiş, öyle uğramış. Öyle yapmış, sağ olsun. Bu kadar mı? Bu kadar. Ada, bana bak bana. Neden sakladın birlikte olduğumuzu? Yani Celal'den korkmanı gerektirecek ne var? Ben Celal'den değil, bu ilişkiden korkuyorum. O kapıyı açtığında karşıma teyzem mi çıkabilirdi? Keşke. Keşke teyzelerinden biri ya da enişten çıksaydı da biz de kurtulsaydık şu saçmalıktan. Kabul etmezlerdi. Çünkü kötü baht. Yine mi baht dada? Ya biz konuşmadık mı ha? Biz bunu halletmedik mi? Biz beraber üstesinden geleceğiz demedik mi? Bunu umursamayacağız demedik mi seninle ada? Ben değil. Sen umursamıyorsun bahtı. Ben hala inanıyorum kötü bahta. Bak, böyle yaparak kaçamazsın benden. Tamam mı? Bu baht saçmalığını halledeceğiz. Gerçekten Alice'inden de, Selin'inden de, Celal'inden de, kötü bahtından da. Sen adı kızımın üstüne gidip başka gül kokladın ha. Yakıştı mı sana? Ben bir eşeklik ettim, kabul ediyorum. Ben adayı üzdüm. Ama ben adayı çok seviyorum. Yani benim sınır dışı edilme korkum bile ondan uzak kalırım diye. Celal Bey, ben size söz veriyorum. Ben adaya kendimi affettireceğim. Ada benden boşanmayacak. Biz tekrardan o güzel günlerimize geri döneceğiz. Gerçekten ben buna çok inanıyorum. Ada bundan sonra sana bakar mı zannediyorsun ha? Hayatından 3 yıl çaldığın kadın dönüp sana bakar mı ha? Bırak kızın yakasını. Boşanın artık. Sana insan sarrafıyım demiştim. Bora Bey düzgün bir adam. Adanın kıymetini bilecek bir adam. Bora mı? Siz Bora'yı nereden biliyorsunuz? Raporu vermek için ada kızıma gittim, orada gördüm. Gerçekten düzgün biri. Adaya değer verecek biri. Yani senin asla olamayacağın gibi bir adam. Dibinden ayrılmıyor tabii. Ondandır. Gözüm üstünde olacak. Yasal olarak aramızdaki her şey bitti ama o kızı kızım belledim. Canını sıkma, canını sıkarım. Benim asla olamayacağım bir adammış ha. Hepiniz göreceksiniz. Hepiniz. Adayı Bora'dan geri alacağım. Hepiniz de göreceksiniz. Hadi bak şu bat saçmalığını. Saçmalık değil. Saçmalık değil ama mantıklı bir tarafı da yok. Farkında mısın? Yani inanılır gibi değil. Ha biz 5 kuşaktır bir saçmalığa inanıyoruz öyle mi? Yani biraz. Ha biz aptal insanlarız öyle mi? Biz bir saçmalığa inanacak kadar aptalız. Yani bu mu? Ben şimdi onu mu dedim? Onu mu söyledim? Ben saçma dedim, inanılır gibi değil dedim, mantıksız dedim. Onu mu söyledim ben? Tam olarak bunu demeseniz bile ima ettiniz Bora Bey. İşte. Geldik mi yine şu Bora Bey aşamasına? Lafı çevirmeyin Bora Bey. Lafı çevirmeyin. Evet biz aptalız.
Ne yapalım işte, biz de böyle karı koca masallarını dinleye dinleye onlara inanırız biz. Doğru. Karı koca değil o, düzelteyim. Koca karı masalı o. Tamam mı? Koca karı. Koca karı. Evet, bat falan kötü bak, koca karı masalı. Çok özür dilerim Bora Bey. Çok özür dilerim, çok bilmiş Bora Bey. Ada bak, senin şu ağzından çıkan Bora Bey kelimesi kadar beni sinir eden bir şey yok biliyor musun? Çok sinir oluyorum, yapma. Aa, ben sizi sinir mi ettim? Ben sizi sinir mi ettim, affedersiniz. Gerçekten şu an çok üzgünüm, ne yapacaksınız işte? Ne yapacaksınız, aptal olunca, cahil cühella olunca böyle hurafelere... Hurafe dedim, hurafe doğru dedim değil mi, hurafe? Evet evet doğru dedim. Hurafelere inanan cahil cühella insanlarız biz, bizden ne bekliyorsunuz başkanım? Ada, şu anda konu buraya nasıl geldi ben gerçekten anlamıyorum, anlam veremiyorum yani. Verirsiniz Bora Bey, anlam verirsiniz. Siz her şeyin en iyisini bilirsiniz. Her konuda bir fikriniz vardır sizin. Ada, sana bir şey soracağım. Bu ani parlamalarının sebebi ne olabilir acaba? Bak, ben teyzenlerle konuşurum, tamam mı? Ben teyzenlerle konuşurum, her şeyi söylerim. Bahta falan inanmıyorum derim, olur biter. Yani korkulacak bir şey yok, güven bana. Tabii, tabii git konuş. Teyzem de ilk aşkımın rüzgarı olduğunu söylesin sana. Hayır, hayır sakın yapma böyle bir şey. Ada. Bak tamam, tamam hassasiyetini anlıyorum. Ama korkulacak bir şey yok. Gerçekten. Çıkarız karşılarına, biz birbirimizi seviyoruz deriz. Olur biter. Biz ikimiz birlikte olursak bizim karşımızda hiçbir şey duramaz. Tamam mı? Korkma. İnan bana. Sen güven bana. Olur mu? Korkulacak biri arıyor işte. Çok korktum. Alo teyzoş. Ada, enişten eve geliyor. Dönmeden önce bir bakacağım dedi. İşte böceklendi, ilaçlandı falan filan dedik ya. Bana bak, etrafta rüzgarın eşyası, şusu busu varsa kaldır emi. Tamam tamam. Tamam teyzoş, tamam tamam. Hah, Bora Bey kaldım. Kalk 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 kalk, çabuk kalk. Çabuk. Boğuluyor muyum ben şu anda acaba? Çıkın, niye çıkıyorum ya? Eniştem geliyor, eniştem. Cahil olan var, cüheyle olan, aptal olan. Akrabalarımdan birkaç tanesinden bir. Tamam, o tamam. Işte. Öf, rüzgar, ödümü koparttın. Senin ne işin var burada? Senin ne işin varsa benim de o işim var. Ne demek istediğini hiç anlamadım. Anlamakla da uğraşamayacağım. Ne olur beni rahat bırak. Konuşmamız lazım. Ya aynı şeyleri dön dolaş konuşmaktan çok sıkılmadın mı? Ben çok sıkıldım. Aynı şeyleri konuşmayacağız. Artık değil. Tamam, ne konuşacaksan konuş, sonra da beni rahat bırak. Ne olur. Bora'yı istiyorsun değil mi? Hı? Biliyorum. En başından beri biliyordum. Bora'yı kıskandırmak için beni öptüğünü biliyordum. Amacının şu gözümüzün önündeki muhteşem aşkı parçalamak olduğunu da biliyorum. Ben de bunu istiyorum zaten. Aa! Kavga mı ediyor onlar? Hı? Bana pek zor gibi gelmedi. Şimdi konuşalım mı? Konuş. Tamam. Bana adayla aranda ne var diye sormuştun ya. Evet. Sana hepsini anlatacağım ama önce başka bir yere gidelim, orada konuşalım, olur mu? Hadi. Ne yapacağım ben ya? Teyzemle konuşursa biterim. Of Bora, of! Bir yalan yüzünden mi sevdiğimi silip attım? Evet. Çok seviyordum ama bir kalemle silip attım. Söylediğim yalanları bilse saniyesinde terk eder beni, saniyesinde. Evet, seni dinliyorum. Söyleyeceklerim hoşuna gidecek. Tamam, uzatma. Ne var aranda adayla? Tamam, uzatmıyorum. Adayla aramda olan şey ilk görüşte aşk. Ne? Adaya mı? Evet. Ne oldu? Biraz bozuldun gibi sanki. Hı? E tabii sen de haklısın yani. Bir yandan buzdağı Bora Bey, bir yandan ben. Yani ne hatunmuş be, yere bakan yürek yakan gerçekten. Yani öyle olmasa bile en azından benim için öyle yani. Evet, tamam. Tamam, uzatma. Benden ne istiyorsun? Senden ne istiyorum? İkimizin de hedefi aynı. Sen Bora'yı istiyorsun, ben adayı istiyorum. Yani? Yanisi şu. Eğer birlikte hareket edersek, akıllıca, sakin,
yavaş yavaş hareket edersek istediğimizi alırız. Sen burayı alırsın, ben adayı alırım. Sence bu hoş gelmiyor mu? Nasıl olacak o iş? Dediğim gibi. Yavaş yavaş, sakin sakin, akıllıca, saman altından su yürüterek. Yani sen akıllı bir kadınsın. Bunu idrak edebilirsin diye düşünüyorum. Öyleyim, öyleyim de. Hadi ben sana tamam dedim. Önce bilmem gereken şeyler var. Ne? İstersen gelelim şu avukat meselesine. Hı, onu diyorsun. İkinizin aynı boşanma avukatıyla ne işi olabilir acaba? Hiç miras falan deme. Öyle olmadığını biliyorum. O yüzden sen önce şu meseleyi bir açıkla bana. Sonra bakarız ortak hareket ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Tamam. Ada beni aradı ve benden yardım istedi. Bir avukat bulmamı istedi. Çünkü bir arkadaşı boşanma kararı almış. Ya benim de şu fotoğrafçılar kulübünde tanıdığım bir iki tane avukat vardı. Onları aradım. Yani sevdiğim kadına yardımcı oldum diyebilirim. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Hepsi buysa neden açık açık söylemedin ki? Yani niye yalan söyleme ihtiyacı duydun? Çünkü Ada benden böyle bir şey istedi. Çünkü Ada aramızda kalmasını istedi. Çünkü sana ne mesela? Senin hedefin Bora, sen oraya odaklansan daha iyi olmaz mı? Hı? Teklifime ne diyorsun? Nergis Hanım, Belma teyzeye Ada'nın gönlü başkasında demiş. Buna ne diyorsun peki? Sanmıyorum. Yani bence onlar Bora ile Ada'nın birlikte olmasını istemiyorlar. Yani sebebini bilmiyorum. Ama sebebi önemli değil, bu bizim işimize geliyor. Buradan faydalanırız. Ada bana ben buradan uzak duracağım, ondan ayrılacağım falan dedi. Ne kadar uzak durduğunu gördük az önce ikimiz de. Bence ikisi hepimizi kandırmaya çalışıyor. Ay kıyamam ben bunlara ya. Gerçekten ama herkes de bunlara karşı değil mi ya? O yüzden bizim planımız belli. Biz onların yanında olacağız. İlişkilerini destekleyeceğiz. Bu mu plan? Plan mı bu? Ne bu şimdi? Tuğçe'cim. Eğer saldırırsak savunurlar. Herkese yaptıkları gibi. Ama yanlarında olursak alttan alttan onlara uyduğumuzu anlamazlar. Yani sandığın kadar aptal bir adam değil. Vallahi değilsin ha. Tuttum ben bu fikri. O zaman okey. Okey. Anlaştık. Güzel. Ada! Bora! Bora Bey, sizin ne işiniz var? Daha ne şirkete gidecektiniz siz? Yok, gitmeyecektim. Gidecektin? Teyzeme bir şey söylemeyeceksin değil mi? Sakın bak, sakın. Vallahi mahvolurum, sakın. Söyleyeceğim. Hayır, hayır olmaz. Beni dinle, olmaz. Vallahi yapacağım. Yapma. Vallahi yapma. Hoş geldiniz. Ah Zafer'cim, ah bak görüyor musun? Bu da geldi yani başımıza. Ben başımıza bacım, bu ne da kadar geldi. Uzatıyorsun ya? Çocuk halledeceğim dedi, bırakalım halletsin. O halledemezse ben iki telefonda bitiririm o işi ya. Ne güzel, hepiniz buradasınız. Heh, geldi. Aa, yanağına ne oldu? Bora... Anneciğim, korkulacak bir şey yok, tamam mı? Korkulacak bir şey yok. Nergis Hanım, benim sizinle konuşmam gereken bir konu var. Ada? Ne oluyor? Oğlum bak, korkutma beni ne olursun. Korkmayın! Korkmayın. Korkmayın. Bora Bey'in söylemek istediği şey... Ha, ne güzel. Öylesi daha kolay, söyle. Anlat. Onun şu an söyleyeceği şey... Ne? Hırsız! Hırsız! Bora Bey'in sıfatül eşkalinden de anlayacağımız üzere... Bora Bey hırsızların peşine düştü. Aldı, vurdu, kurdu, hakkından geldi. Televizyonu da geri aldı. Aslan parçası. Aslan parçası. Görüyor musunuz çocuğumu ne hale getirmişler? Ben mi? Abartma Allah'ını seversen ya. Ay nereye abartıyorum? Baksana çocuğun halini. Ada, sen bir gelsene benimle. Ben geleyim. Gel. Nergis Hanım, bakın benim sizinle konuşmam lazım diyorum. Çok önemli bir konu. Konuşacak hiçbir şey yok. Yokmuş. Yürü. Yasemin Hanım. Ablamı duydunuz Bora Bey. Enişte hadi kalk, biz de gidelim yanlarına. Hasan Bey bari... Lütfen ablamı duydunuz. Oğlum gelsene sen şöyle otur, otur. Sakin ol. Hadi Boracığım gel. Boracığım hadi geç otur oğlum. Otur bir sakin ol ya. Yazıklar olsun da sana. Yazıklar olsun. Beni acayip hayal kırıklığına uğrattın. Aşk olsun sana.
Ne konuşacak o Bora benimle? Ha? Bu Rüzgar'ın ilk aşkın olduğunu bilmiyor mu bu adam? Bilmemeli. Tabii söylenmemeli. Söylememeliyiz yani biz Bora Bey'e. Neden? Çünkü Rüzgar işten atabilir. Tabii. Sonuçta bu çocuk bizim ileride damadımız olacak sonuçta. Ha? Ya olacak değil mi Ada? Hı? Ben çıkar söylerim. Gerekirse onu da yaparım. Abla sen biraz sakin mi olsan ya? Ne sakin olsan ya? Ne sakin olsan? Sen hani bu Bora'yı kendinden uzaklaştıracaktın? Ha? Ne oldu? Neydi? Siyam ikizleri gibi yapışık geziyorsunuz. Eve birlikte gelmek nedir? Ada Allah aşkına ya. Teyzeciğim, uzaklaştırmak için yakınımda tutuyorum ben onu. Ha, o nasıl olacakmış? Bahtı anlattım. Her şeyi anlattım. Ama inanmadı. İnanmadı. İnanmasın da alsın boyunun ölçüsünü. Daha ne alacak ya? Daha ne alsın zaten? Çocuğun yüzü gözü dağılmış. Bu Bahtı da inanmıyorsa bu adam nasıl uzaklaştıracaksın kendinden? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş uzaklaştıracağım kendimden. Tamam şu an gurur yapıyor. Ama eninde sonunda inanacak. Bana bak küçük hanım. Bora'yla bu işi kökünden bitiriyorsun. Bu bir. Eğer en ufak bir yanlışını görürsen gözünü bizim Bursa'daki evde açarsın. Ona göre o da iki. Daha çok ağlarsın haline. Bak yanağını görüyor musun? Ne hale getirmişler çocuğu. Oğlum ben sana bırak bu işi polis halletsin demedim mi? Ne işin var senin hırsızların ininde yav? Adamların bıçağı olur, silahı olur. Bu adamlar her şeyi göze alır yav. Bunların ikinci adresi hapishane evladım. Niye yapıyorsun böyle bir şey yav? Yazık değil mi sana? Ne oldu Zafer Beyciğim? Üzüldünüz galiba biraz çocuğunuzun durumuna. Ama unutmayın ki başımızdaki bela böyle tepemizde dönüp duruyor. Ve bütün bunların sebebi tamamen sizin çanak tutmanız efendim. Anneciğim tamam. Büyütülecek bir şey yok tamam mı? Büyütmeyin. Tabii. Sana göre büyütülecek bir şey yok. Babana göre de büyütülecek bir şey yok. Ama canım bak yalın ayak gelirsin yanında Ada. Sonra seni karakollardan toplarız yanında Ada. Şimdi hırsızları tepeliyorsun. Hırsızlıkla Ada'nın bir alakası yok anneciğim. Biliyor musun Bora ben hiç öyle düşünmüyorum çocuğum. Ya Belma'cığım abartıyorsun Allah'ını seversen. Aynen ya. Aynen öyle. Yani ne yaptı kız? Adam tutup da hırsızlık mı yaptırdı? Bak ikinize de söylüyorum. Ben bu evde ikinize de derdimi anlatamıyorum. Bu evde kimseye derdimi anlatamıyorum ben. Ya Belma. Bırak baba bırak gitsin. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Annen bir konuda haklı oğlum. Sen gidiyorsun hırsızların inine giriyorsun evladım yapma gözünü seveyim babacığım, ya. Babacığım tamam bari sen yapma. Bari sen yapma baba hataysa benim hatam tamam mı? Uzatmayalım kapatalım lütfen ya tamam. Nergis Hanımlar evlerine dönüyorlar biliyor musun? Biliyorum. Haberim var. Aa. Dayıcığım. Dayıcığım. Dayıcığım senin ne işin var bu saatte ayakta? Sen kötü götürüyorlar mı gördün? Gel bakayım buraya. Gel. Ne oldu o zaman? Ada ablam çok üzgün. Nasıl acaba? Ada ablan... Ben Ada ablanın üzgün olduğunu sanmıyorum dayıcığım. Belki de sana öyle gelmiştir. Sen de üzgünsün. Hayır dayıcığım ben üzgün değilim. Sen nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Anneannemle dedem konuşurlarken duydum. Ada ablalar gidecek mi? Gel bakalım böyle buraya. Dayıcığım. Onların da evleri var. Hem evlerine gitseler bile hastanın işte teyzeler. Hele ki Ada ablan seni asla yalnız bırakmaz biliyor musun? Sık sık ziyaretine gelir. Gidecekler yani. Bilmiyorum dayıcığım. Bilmiyorum. Dayı. Hı? Sen Ada ablayı seviyor musun? Seviyorum. Seviyorum. Seviyorum ama ben aslanın işteyi de seviyorum. Ben teyzeleri de. Ben hepsini seviyorum. Yok öyle değil. Aha bir de göz kırpıyorsun bana.
Bak bak bak. Ona bak. Haydi yatağına. Yarın erkenden kalkacaksın okul var. Haydi. Koş bakalım. Hadi yatağa. Sen uyuyacak mısın? Dayıcığım ben uyumayacağım. Ben niye uyumayacağım biliyor musun? Çünkü ben bugün çok kahve içmişim. Benim uykum kaçtı. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ben bahçeye çıkacağım, biraz uyku toplayacağım. Sonra da yatacağım. Şimdi sen de yatağa gidiyorsun. Erkenden yatıp erkenden kalkman lazım. Niye? Zor diye. Niye? Çünkü senin yarın okulun var. Tamam mı? Hadi yatağa. Hadi izliyorum seni. Hadi bakayım. Koş 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 koş. Görüyorum seni. Ay abla ya, sen niye burada bizimle yatıyorsun ki? Sana güvenmiyorum Yasemin. Aşk olsun abla. Yok yok, güvenmediği sen değilsin. Güvenmediği benim. Ya ben sana halledeceğim diyorum, çözeceğim diyorum. Sen niye şimdi böyle yapıyorsun? Bu ne böyle tutsak gibi? Senin iyiliğin için kuzum, senin iyiliğin için. Oh, vallahi eniştem şimdi yayla gibi yatakta döne döne yatıyordur. Biz burada böyle ip gibi dizildik. Aslan kapıda nöbette. Ne? Yok artık ya. İyi geceler Aslan amca. Anam. İyi geceler kuzum. Ada ablam içeride mi? Ne yapacağım? Yanına gideceğim. He. Ama paraloyu söylemen gerek bana. Paralo ne demek? Şimdi parola... Şimdi sen bir şey söyleyeceksin. O benim beklediğim şey olacak. Sonra doğru olacak. Aman boş ver ya. Sen ne yapacaksın Ada ablanı? Kötü bir rüya gördüm de onun yanına gidecektim. O zaman sana serbest. Sen geçebilirsin. Aa, Elif, kuzum ne oldu? Prensesim, uyuyamadın mı sen? Ada abla, kötü bir rüya gördüm de. Ben uyanana kadar benim yanımda yatar mısın? İzin var mı teyzoşum? İyi, hadi gidin bakalım. Odadan çıkmayın, hemencecik uyuyun. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Bebeğim. Rahatsız ettim ama teyzeciğim. Hadi gidelim. Hadi. Gel bebeğim. Gel biz gidelim. İyi geceler. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. Ada ablana sıkı sıkı sarıl kuzum. Hemen uyuyun. Bırakma Ada ablana. Heh. Hadi iyi geceler Ada ablacığım. Aa, dur dur dur. Anlamadım, nasıl yani? Sen hani kötü bir rüya görmüştün? Ben sen uyanana kadar yanında duracaktım. Kötü rüya falan görmedim. Neydi peki? Dayım bahçede uyku tutmamış. Çok kahve içtim dedi bana. Ama bana yusuyun gibi geldi. Hadi iyi geceler. Aa! 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 Daha ne kadar duracaksın öyle? Uykun mu kaçtı? Benim yüzümden. Hı-hı. Bahat yüzünden. Ama sen dalga geçiyorsun. Bence sen benimle dalga geçiyorsun Ada. Anlaşıldı, tamam, iyi geceler. Ada. Ne olacak böyle? Ne olacak böyle? Biz bu Bahat hikayesi yüzünden saçma sapan kavgalar mı edeceğiz? Böyle mi geçireceğiz vaktimizi?
Böyle olsun istediğimi mi sanıyorsun? Ne istiyorsun? Ada, ne istiyorsun sen? İstemek yetmiyor işte. Ben ne istediğimi biliyorum ama. Tamam mı? Teyzenlerle konuşup her şeyi halledeceğim. Her şeyi anlatacağım. Bak eğer konuşmazsak sorun biraz daha büyüyecek. Farkında mısın? Tamam. Tamam ben konuşacağım teyzenlerle. Neden teyzenlerle konuşmamı istemiyorsun Ada? Neden sen bana engel olmaya çalışıyorsun? Bahat. Bahat'a körü körüne inanıyorlar çünkü. Bahat yani. Sadece bu mu? Başka bir şey yok öyle mi? Bora. Bak. Sen benden önce teyzemlerle konuşursan, teyzem senin ne kadar kararlı olduğunu anlarsa beni Bursa'ya götürecek. Evet öyle dedi. Bursa'ya götüreceğim seni dedi. Sen neden daha önce bunu bana söylemedin Ada? Neden? Bak biz birbirimize açık olmalıyız tamam mı? Ben sana neler söyleyemedim bir bilsen. Gerçeği söylesem. Beni bir daha görmek istemezsen. Seni kaybetmeye dayanabilir miyim? Dayanamam. Ada. Söyleyemedim. Sen de söyleme bize. Teyzemlere yani tamam mı? Tamam. Tamam Ada. Anlaştık. Bak biz birbirimize yeterince açık olursak, dürüst olursak... ...diğerleri biraz daha bekleyebilir tamam mı? Geliyorlar. Geliyorlar. Hazır mıyız? Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Neyi kutluyorsunuz acaba? Sorabilir miyim? Tabii ki aşka inanmayan Bora Doğru Söz'ün aşkı bulmasını kutluyoruz. Aşka teslim olmalı kutluyoruz patron. Tebrik ederiz gerçekten. Haydi arkadaşlar. Arkadaşlar sağ olun. Sağ olun eyvallah da. Ne gerek vardı Tuğçe, Rüzgar? Ne gerek vardı bunlara? Aa Bora yapma böyle, bu senin için çok önemli bir kutlama. Yerine geç. Evet insan için küçük fakat insanlık için büyük bir adım. Adacığım seni de tebrik ederiz. Ada Hanım'a da bir alkış. Bravo! Bravo! Birazdan ben hepinizi tebrik edeceğim. Yani kovulmanızı tebrik edeceğim arkadaşlar. Herkes işinin başına buyurun. Haydi! Haydi! Haydi. O pastayı da beraber yersiniz içeride hadi. Meyveleri yeme ben yiyeceğim. Tebrik ederim. Bu arada yeni kimliğiniz lazım Ada Hanım. Ne kimliği pardon? Rüzgar Bey ve Ada Hanım'ın yeni kimliği lazım dosyalarına koymak için. Aa, evet, evet, evet. Ben getiririm, hallederim. Sıkıntı yok. Tamam, bekliyorum. Boracığım, bir kahve içer miyiz? Gidiyorum ben. Tabii kafi. İçelim, içelim. Gelsene benim de, gel. Gel bir kahve ısmarlayayım sana. Sen, bu ne soytarılık? Sen, soytarı, ne bu soytarılık şimdi? Ya aşk hı? Olsun adacığım yani. Yürü düşünme, yürü. Gel. Yürü. Ha? Dikkat çekme, yürü. Yani sen benim şirketin içinde böyle şeylerden hoşlanmadığını bilmiyor musun? Aa, hoşlanmıyorsun. Hoşlanmıyorum Tuğçe. Buracığım eğer ben hayal görmediysem sen Bora Doğru Söz. Otur. Evet ben Bora Doğru Söz Tuğçe. Şirketin içinde aşklara asla izin vermeyen Bora Doğru Söz. Herkesin içinde aşkını ilan etmedin mi? Etmedin mi? Ettim. Bence çok da iyi yaptın. Bence çok iyi yaptın. Zaten bu saçma sapan kuralların artık yıkmanın vakti gelmişti. Sana göre saçma sapan olan kurallarımı yıktım. Evet. Ama bu kadarı fazla. Hiç değil. Hiç de değil. Hiç fazla değil. Bora ben seni kaç senedir tanıyorum. Nasıl bir insan olduğunu da biliyorum. İnan bana. Doğru yoldasın. Bırak artık ya. Bırak gönlünce yaşa. Bırak. Sal yani. Sal artık biraz değil mi? Ayrıca bu öğlen beraber yemek yiyoruz. Hiç itiraz istemiyorum. Olduğun yerde kal Tuğçe. Ne yemeği pardon? Kutlama. Kutlama mı? Ne kutlaması? Tuğçe,
Bak çok abartıyorsunuz. Celal Bey seninle konuştu değil mi? Evet, konuştu. İyi, güzel. Boşanma konusunda sıkıntı çıkarmayacağını düşünüyorum. Rapor çıktı. Olumlu çıktı rapor. İyisin, iyisin. Sıkıntı kalmadı. Şimdi herkes yoluna, hadi. Ada. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Sen bunu hak ediyorsun. Bana bak Rüzgar. Bana bak Rüzgar. Daha dün ikinci bir şans falan diyordun. Ne oldu? Ne oldu şimdi, ha? Tek ayak üstünde 40 tane yalan atıyorsun. Yemem ben bunları Rüzgar. Yemem. Öküz öldü. Ortaklık bitti, tamam? Herkes yoluna. Herkes yoluna. Gerçekten yanlış düşünüyorsun. Hem de çok yanlış. Bana bak. Teyzemlere gidip ağlayıp sızlayıp duygu sömürüsü yaparsam. Anladın, bir şey demiyorum. Anladın sen onu. Boşluğu tamamla. Tamam? Tamam. Sen nasıl istersen. Aferin. Aferin. Adacığım. Bir saniye konuşabilir miyim seninle? Tabii ki de konuşabilirsiniz Tuğçe Hanım. Hadi. Tuğçe Hanım ben... Lütfen Ada, otur. Otur, otur, otur bir. Otur, otur ya, otur, otur şöyle, otur. Otursana bakalım. Hı. Oturdum. Ada. Hı. Ben senden özür dilerim. Özür? Evet. Yani geçen gün biraz abartılı bir tepki verdiğimi düşünüyorum. O yüzden bu tepki için senden özür dilerim. Ayrıca bizim şu Bora'yı yola getirdiğin için de teşekkür ederim sana. Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım benden buna inanmamı beklemiyorsunuz herhalde. Bak işin açıkçası ben yıllardır Bora'nın yanında olmama rağmen adam bana şöyle göz ucuyla bile bakmadı. Yani hep böyle aşka kapalı, soğuk buz bir hali vardı. Ben de işi biraz inada bindirdiğimi düşünüyorum. Yani bunu fark ettim son zamanlarda ama yine de onu çok seviyorum. Yani mutlu olmasını isteyecek kadar, anlatabiliyor muyum? Pek anlayamıyorum ama neyse. Bak rüyamda bile görsem inanmayacağım şeyler yaşadım ben ya. Bora herkesin önünde bu kız benim sevgilim dedi. Ve bunu sen başardın. Bunu sen başardın. Dolayısıyla bana da Bora'nın mutluluğunu isteyen birisi olarak, yani arkadaşı, dostu, bir kankası olarak... Kanka. Kanka yavaş dönün. Tuğçe Hanım başım döndü. Kankaya ne çabuk geçtik. Ben senin bu lafı ağzında hallerini çok seviyorum biliyor musun? İçin dışın bir yani. Ne düşünsen böyle pat diye söylüyorsun. Öyle dürüstüm ben. Neyse ama gerçekten öyle. Yani bu saatten sonra bana Bora'nın mutluluğunu paylaşmak düşer. Hmm, evet. Oldu o zaman. Bu konuşma gittikçe bir garip bir hal almaya başladı. Bana ihtiyacınız yoksa ve konuşma bittiyse ben gideyim. Yok canım sana ihtiyacım, gidebilirsin. Ama artık anlaşalım, bana siz değil sen de. Ama ofis dışında, anlaştık mı? Anlaştık. Ayrıca bugün öğlen dördümüz beraber yemek yiyeceğiz. Hiç itiraz kabul etmiyorum, okey? Yemek? Hı. Dördümüz. Dördümüz yemek yiyeceğiz, evet. Ok, ok değil mi? Ok. Ok. Görüşürüz. Tuğçe, özür diledi senden. Ay bir dakika, bir dakika. Bayağı özür diledi yani. Ha, hatta dördümüz yemeğe çıkacakmışız. Allah Allah. Ben Rüzgar'la aynı masaya oturmak istemiyorum ya. Kızım sen sallasana artık şu Rüzgar'ı. Rüzgar kim ya? Tamam, Rüzgar'ı geçtim. Bora? Bora ne olacak? Ne yapacağım ben ya? Vallahi orası biraz karışık. Sen şimdi teyzenlere demişsin ki bana süre verin, Bora'yı kendinden uzaklaştıracağım. E Bora'ya da demişsin ki bana süre ver, teyzemlerle konuşup ikna edeceğim. Hangisi? Teyzemi durdurmasaydım Rüzgar'ın ilk aşkım olduğunu söylerdi kesin. Kankacığım, bu sürdürebileceğim bir şey değil. Biliyorsun değil mi? Yani Rüzgar'dan boşuna kadar idare edeceğim yani. Aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hanımefendiler, evet.
Sağ olun, teşekkürler. Sağ ol. Evet arkadaşlar, şimdi hesaplar benden. Lütfen yemek sonunda kriz çıkartmayın, tamam mı? Tamam, anlaştık. O zaman bundan sonra da benim grafik departmanı başkanı oluşumu kutlayalım. O zaman da hesaplar benden. Hiç gerek yok. Arkadaşlar, hiç zahmet etmeyin. Ay Boracığım, ona gerek yok, buna gerek yok. Bir sal ya, bir sal kankam. Kanka, kankacığım. Yani patron, hayat bir gündür, o da bugündür. Carpe diem, kime diem, sana diem. Onu gitme. Ben öyle ortam bir şey olsun diye. Yapma, o zaman yapma. Arkadaşlar şimdi ben ister istemez, ben tabii erkek tarafı oluyorum Bora'nın çocukluk arkadaşı olduğum için. Ama hem cinsimi de korumam lazım. Tabii. Yani o zaman haliyle de bana da kız tarafı olmak kalıyor patron şimdi yani. Haliyle de bana da bir soru sormak düşüyor arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Vallahi ağzımdan aldım lafı. Şimdi adacığım, senin işi en baştan böyle çok sıkı tutman lazım. Şimdi Bora biraz pimpiriklidir. Bir düzen takıntısı olduğu doğru. Yani gizlemeye çalışsa da ufak bir simetri hastalığı var. Ofiste masasını biliyorsun. Yani bence bu iyi bir şey bu arada. İyi bir şey. Yani adayı biliyoruz. Ada biraz relax, rahat bir arkadaşımız. Ama zıt kutuplar birbirini çeker. Bu çok önemli. Yok. Yani sen dağınık mı demek istiyorsun? Bence dağınık değil Ada. Dağınık değil çünkü biz evine gittik. Hepimiz evine gittik. Hepimiz gördük evini. Topluydu. Dağınık değil Ada. Yani ben biraz dağınık olabilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Kendime göre bir düzen anlayışım var. Öyle söyleyeyim. Nasıl yani? Yani mesela sizin için sandalyeye böyle fırlatılmış gibi görünen bir gömlek benim için oraya özenle asılmış olabilir. Ama dolap diye de bir şey var değil mi Adacığım? Ya aman be patron ya, bunlar sorun mu yani? Sen biraz alttan alacaksın, sen biraz dikkat edeceksin Adacığım, sonuçta atla deve değil. Yok yok tabii, atla deve değil de yani gömleği de sandalyeye atmak da ne bileyim. Ne? Bilemedim işte yani. Bilemediğim için ne bileyim dedim. Rahatsız olan kaldırır. Demek ki ben rahatsız olmuyorum. Haksız mıyım? Tabii canım ya. Ona takıl, buna takıl. Hayat o şekilde geçmez. Acaba siz bir beraber yaşamayı mı deneseniz? Ne macera olur ama. İnanılmaz olur. Oo, inanılmaz olur. Denemelisiniz kesinlikle. Bak, yine gömlekleri dolaplara asmışsın, dolaba asmışsın ha? Aşkım, dolap bu, sandalye o. Öyle mi? Ben de çantamı dolaba koyayım. Yine maşallah evde her yer, her yerde. Her yerde, her yer yine yemek maşallah. Yemek yaptım ben sana, dur, yemek dur, yaptım. Dur. Siverek usulü etli nohut. Aa. Tabii, kaburga etinden, yağlı yağlı. Ojen, ya ben iki gündür bunu arıyorum. Burada mıymış? Kesin Zafercan attı. Zafercan. Zafercan. Allah. Zafercan. Yapma oraya. Oğlum, en yakışıklı oğlum. İşe de yine havuza. Havuza işe de yine. Ha işe. İşe salona, işe mutfağa, işe. Havuza işe. Ben onu orada yıkıyorum ya. Orada yıkarken de işiyor. Keyif yerinde onun. Sarı sarı böyle seviyor. Ay! Zafercan. Çocuk kaçıyor ormana. Gene gitti ormana. Ormana kaçtı gene çocuk. Bulamıyoruz çocuğu. Her yere işiyor. Ama yani şimdi şöyle de bir durum var. Sahiden de Ada biraz dağınık gibi. Yani sen de öyle bir tip var Ada şimdi. Bora da tam tersi.
her şey milim milimine ölçülü olacak. Yanlış mıyım? Çok doğrusun. Evet. Yani bu hep böyledir abi. Yani öncesinden belli olmaz. Hep böyledir. Şimdi sarımsağı gelin etmişler. Kokusu 40 gün sonra çıkmış. Öyle diyordu benim anneannem. Ne güzel demiş anneannen. Ada sen hiçbir şey demedin. Niye bir şey demedin sen? Ne söyleyebilirim ki? Ne bileyim yani dağınık değilim falan diyebilirsin mesela. Beklentinizi karşılamadığım için üzgünüm. Ya arkadaşlar sohbet ediyoruz. Yani abi gerilmeyelim lütfen patron. Lütfen. Gerilmeyelim. Ne gerilmesi? Lütfen. Gerilmek yok. Gerilecek hiçbir şey yok. Yani öyle askeri düzen bir kere sıkıcı insan göstergesidir. Ben öyle düşünüyorum. Ben sıkıcı bir insanım mı? Yani onu mu demek istiyorsun? Hayır ben onu demek istemedim. Genel olarak konuştum. Ha. Sana değildi. Pasaklı olmaktan gelir. Ne? Pasaklı mı? Sen pasaklı mı dedin sen? Ben pasaklı mıyım ben? Yok ben... Ne? Ben genel olarak konuştum. Genel olarak söyleyeyim dedim. Öyle ortaya attım. Öyle ortaya attım. Her şeyi düzenli, intizamlı isteyenler hayatlarını hiçbir şey yoluna koyamayan insanlardır. Öyle takıntılarıyla onu örtmeye çalışırlar. Ada ben şöyle masanın ortasına bir uzanayım. Sen benim çocukluğuma dön istersen ha. İyi gidiyorsun, güzel gidiyorsun çünkü belki sorunun kaynağını da bulursun. Bulamam. Nereden bulacağım ben, pasaklıyım ben. Ben nasıl bulabilirim ki? Anlaşılıyor. Ay, ikinize de kızıyorum ama şu anda ben. İkinize de kızıyorum. Bir tane laf söyledim şaka olsun diye konuyu nerelere getirdiniz? Ama lütfen. Aynı fikirde değilim ben. Bence doğru olanı yapıyorsunuz. Yani baştan her şey konuşulsun ki daha sağlıklı adımlar atılabilsin. Ya, o da değil doğru mi? Tabii. Ama patron, şimdi ben kız tarafıyım. Biliyorsun. Ada kardeşimi de ezdirmem yani. Şimdi o kadar mesaimiz var abi. Lütfen biz kız tarafıyız. Kusura bakma. Neyse. Tamam. Konuyu değiştirelim bence. Yok. Bence konuyu değiştirmeyelim çünkü düzen konusu önemli. Hı. Yani önemli bir şey bence. Derli toplu olmak değerli bir şey. Hı? Değerli mi Ada? Önemli mi? Yani biraz rahat olmanın nesi kötü? Ben anlamıyorum. Yani mesela sabah kalkıyorsun. Tamam mı? Sabah kalkıyorsun. Çarşafı düzelt. Yastığı düzelt. Yorganı ört. Varsa yatak örtün, yatak örtünü ört. Onun üstüne minderleri sırala. Ay ne kadar zor ya. Anlatırken yoruldum. Sabah gitti. Sabah 15 dakikan gitti bunun için. Peki ne için bu? Peki bu ne için? Ne için? Akşam tekrar yatmak için. Ha, yine bozulacak o. Abi yani akşam bir daha yatacağız diye hiç toplamayalım. Yatağı biz örtmeyelim. Oldu. Tabii. Ağzının içinde mır konuşuyorsun. Niye mırıldanıyorsun sen? Senden öğrendim mırıldanmayı Ada. Benden öğrendim. Senden öğrendim. Ya ben o oturma grubundaki minderle de gıcık oluyorum. O kadar para veriyorsun, koltuk takımı alıyorsun. Ne için? O minderle o da otursun diye. Öyle ip gibi diziliyorlar oraya. Öyle, o kadar sinir oluyorum ki benden çok yer kaplıyorlar. Allah Allah ya. Ev dediğin yaşam kokmalı, yaşam. Eve bakınca böyle insan yaşıyor denmeli. İnsan yaşıyor denmeli, evet. İnsan, human, evet, insan. Hı. İnsan. Tamam. Ben imanı anladım. İmanı anladım ama önemsemiyorum. Üstünden atlıyorum şu an. Eve girdiğinde gerçekten eve girmeli insan ya. O ne öyle? Mobilya mağazasına gelmiş gibi, örnek eve gelmiş gibi öyle olmaz. Rahat olacaksın.
kendi evinde, kendi yaşamında gayet rahat olacaksın yani. Ben seninle aynı fikirde değilim. Anladım. Anladım. Aynı fikirde olmadığımızı anladım yani. Şu an anlıyorum ben onu. Aynı fikirde değiliz. Neyse ben biraz nefes alacağım. Daraldım. Sıkıldım. Aha. Vallahi daraldım, sıkıldım. Aa, ne oldu buna ya patron, şimdi? Patron bence sen de gitmelisin. Yapma ya. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum Rüzgar? Ben gitmiyorum. Ne yapıyorum? Yemeğini yesen. Tamam abi ya bir şey. Ada. Ada. Çak. Çak. Ne? Böyle çakılmaz. Gizli çak. Düzgün çak. Ada. Ne oluyor bize böyle? Bilmiyorum. Yani sen çok gerginsin. Ben de o elektriği alıyorum ister istemez. Ha ben seni çarpıyorum yani. Ben sana çoktan çarpıldım. Ada. Ada. Bak bunlar bizim atlatamayacağımız şeyler değil. Biz böyle çarpıcı çarpıcı öğreneceğiz. Orta yolu bulmayı. Emin misin? Yaşayıp öğreneceğiz. Bunlar barışmış. Sakin. Pislikleri için barıştılar. Bunu unutma. Doğru yolda izliyorsun yani. Tabii, tabii. Biz ortalığı karıştırınca bu ikisi birbirine düşüyor. Ama dediğim gibi yavaş yavaş, sakin sakin, derin derin. Tamam mı? Unutma. Zafer hiçbir zaman ilk adımda gelmez. Hiçbir zaman. Tamam hadi gel. Hadi bir gidelim yanlarına. Ay hele şükür barışmışsınız ya. Biz de biraz kendimizi kötü hissetmiştik. Böyle aranızı bozmuş gibi olduğumuz için. Yani biraz öyle oldu. Evet öyle oldu. Gerçekten. O dediğin şey pek mümkün değil. Ne abi? Aramızın bozulması diyorum. Pek mümkün değil. Aman Allah korusun zaten. Allah korusun. Neden bozulsun ki yani? Neden yani? Niye bozulsun ki? Hiç gerek yok. İçeri geçelim mi? Yok yok. Bora... Bence şirkete dönsek iyi olur. Tuğçe zaten hesabı halledecekti, değil mi? Ha, evet, evet doğru. Doğru söylüyorsun. O zaman biz gidelim. Şirkette görüşürüz. Kesenize bereket. Sağ olun. Kesene bereket. Afiyet olsun. Afiyetler olsun. Şimdi hesap mı kaldı içeride? Evet. İyi tamam ben bir tuvalete gidiyorum çünkü. Evet. Ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım. Ay ay. Ay. Aa. Aşkım. Aşkım. Burada mıydı sen? Ha, buradayım hayatım buradayım. Buradayım da burada olmak istemiyorum aslında. Nasıl yani? Nerede olmak istiyorsun ki? Ne bileyim şöyle baş başa olabileceğimiz bir yerde diye düşündüm yani böyle. Tamam hayatım kızma hemen öyle bir baş başa olalım diye ben hani şey yaptım. Hadi kahve ver kahve içelim. Kahve yudumlayalım kahvemizi hadi. Ver hadi. Kahve de mi yok hayatım? Aşkım. Efendim? Gel. Nereye gel? Gel götürüyorum seni. Nereye götürüyorsun? Götürüyorum. O büyük han geldi ha aşkım. Galiba aşkım. Evet. Tamam hadi bakalım. Ne o şey? Her yerde sizi arıyordum ya. Arıyordum ve eline koymuş gibi şıp diye de buldun burada. Biz de deterjan arıyoruz. Nerede aşkım o şey? Ha ya deterjanlar hiç kalmadı ya. Ne oldu ya? Nerede deterjanlar yok artık. Bunu mu arıyordun? Ha sağ ol. Evet. Ya ben duydum ki böyle siz küsleri birleştiriyormuşsunuz. Aşıkları bir araya getiriyormuşsunuz. Evet, evet öyle bir şeyimiz var. Nereden duydun onu? Ne olur beni Yasemin'le tekrar barıştırın. Ya Yasemin Baht diyor, başka bir şey demiyor. Baht diyor ha? Baht diyor şeyden o. Ada da öyle. Akrabalar ya kandan dolayı demek ki aynı sürüm. Onların ailede genetik bir durum bu, kalıtsal gibi. Şimdi Ada Bora Bey'le birlikte olabiliyorsa... ...benim de Yasemin'e bir şansım var değil mi? Tabii var. Şansın var. Evren, şansın var. Zaten biz sizin aranızı bir yapalım, yoksa bizimki bozulacak. Yapalım aşkım ama bak sen de bundan sonra ben ne söylüyorsam harfiyen uyacaksın ha. Öyle aramak falan yok. Her şeye uyacağım, her şeye uyacağım.
Bak bak. Belma Hanım'a bak, hiç ortalarda görünüyor mu? Gideceğimizi duydu tabii. Aa! Yardım et desek gelip elleriyle katlayacak da koyacak valizimize eşyalarımızı. Ablacığım yani kadın da bir yerde haklı. Hani evine bir geldik, hani bir daha da gidemedik maşallah. Aa, delinin zoruna bak, keyfimizden kaldık sanki. Elif için kaldık. Elif için, sadece Elif için öyle mi? Ya sadece onun için olmadığını sen de biliyorsun abla. Hani senin amacın adayla burayı baş göz etmekti. Onun için kaldın burada. Hani istediğin de oldu ama şimdi gitmek istiyorsun. Ah Allah da beni ne yapmasın. Ben nereden bileyim Rüzgar'ın adanın ilk aşkı olduğunu? Ayaklarım kopaydı da gelmeyeydim buraya hiç. Bana bak Yasemin. Bizim bir an önce adayı Bora'dan uzaklaştırıp Rüzgar'a yakınlaştırmamız lazım. Bilemiyorum abla ya. Yani. Ya belki ada doğru söylüyor. Ha? Rüzgar ilk aşkı değil belki. Evet. Sonuçta aşktan öcü gibi korkuttuk kızı yani. Bunu biz yaptık. Kız üç yıl, üç. Üç koca yıl. Kız aşık olduğunu bile söyleyememiş, gizlemiş bizden. O şirkette de çalışmasını istemiyorum artık. Ayrılacak oradan. Ne? Ne? Abla ne diyorsun sen ya? Aa. Ne diyorsun? Evden ayrılmak yeter mi Yasemin? Burada en azından gözümüz üstündeydi. Ya şirket ne olacak? Kör nokta orası, kör nokta. Şirketi boş bırakamayız. Abla ya, kızın kariyeri ne olacak canım? Bu kadarını da yapmaya hakkımız yok ama. Ne kariyeri yapacakmış o şirkette? Benim yeğenim koskoca üniversite mezunu be. Hem çalıştı kuzum, hem okudu. Hatırlasana, çalıştığı için kendi mezuniyet törenine bile gidemedi yavrum. Tabii evet, evet. Doğru. Benim yeğenime iş mi yok canım? Ayrılacak oradan. Aa, Selin arıyor. Hayırdır inşallah. Efendim Selin? Temizlik odasında seni bir sürpriz bekliyor. İşe yarayacağına. Hem de çok eminim. O kadar eminim ki ortalık savaş alanına dönecek. Sen benim dediklerimi unutma. Tamam mı? Benim IQ'm 133 yalnız. Hatırlatayım da. Yani hem güzeliz hem akıllıyız. Şimdi anladım. Neyi anladın pardon? Erkekleri nasıl korkutarak kaçırdığını. Ay Rüzgar. Lütfen hemcinslerini bu kadar küçümseme. Hepsi senin gibi vasat değil. Bak Bora'ya. Ben size göstereceğim. Vasatlığı göstereceğim. Hepinize göstereceğim. Ama şu an vaktim yok. Benden haber bekle. Katiyen olmaz. Ya abla sen daha demin demedin mi şirketi boş bırakamayız diye? İşte istediğin fırsat ayağımıza geldi. Ha? Hem ben şirkette olursam adaya da göz kulak olurum. Hmm, Selin şirketin kafesini tek başına idare edemiyormuş ha? Yoğunluk varmış işte, gel yardım et abla dedi kız. Ya sen de gideceksin orada kahve yapacaksın. Hı, yapmadığım şey mi? Bana bak.
Yoksa o çocukla seni bir araya getirmek için bir tezgah mı bu, ha? Kız abla, nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Aa, sen Bora ile adayı şirkette ayrı tutmak istiyor musun, istemiyor musun? Sen onu söyle bakayım bana bir, hı? Neredesin? Buradasın. Kolumdaki öpücüğü alırım senden yalnız, tamam mı? Ama ne yapıyorsun? Biri görecek. Ama sen buna böyle şeyler yaparsan ben hiçbir şey yapmadan duramam ki. Kendime mukayyet olamam. Yapamam Ada. Sen onu diyorsun. Hı-hı, onu diyorum. O şey. Ne? Yeni yazım için ufak bir fragman. Hmm. Neymiş senin yeni yazının konusu? Bir deliliğe iki kişinin sığmasıdır aşk. Bir deliliğe iki kişinin sığmasıdır aşk. Güzelmiş. Çok güzelmiş. Eğer yardım lazımsa ben de bir şeyler karalayabilirim, ister misin? Gerçekten. Yeterince deli misin? Bekle ve gör. Delilik nedir? Nasıl deli olunur? Deli. Hı. Hepsini göstereceğim. Bekle. Tamam. Bekle ve gör. Göreceksin. Deli deli. Bir deliliğe iki kişinin sığmasıdır aşk. Delilik aynı şeyi deneyip farklı sonuçlar almaya çalışmaktır. O halde dünya kurulduğundan beri sonuçlarını bildiğimiz halde denemekten vazgeçmediğimiz aşkın delilik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aşk öyle bir şey ki bir deli gömleğine iki kişiyi rahatlıkla sığdırabilir. Alo. Merhaba Merve Hanım. Merhabalar. Ben de tam da sizi arayacaktım. Bu boşanma tarihi için. Mahkeme tarihimiz belli oldu Ada Hanım. Bir ay sonra davanız görülecek. Süper. Süper. Oh, hadi hayırlısı. Sağ olun. Merve Hanım. Tek celse de hallolur diyorsunuz değil mi? Evet evet. Sözleşmeli boşanma olduğu için sorun olmaz. Merak etmeyin. Ben tekrar sizi bilgilendireceğim. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Oh be. Yakında senden kurtuluyorum Rüzgar. Az kaldı. Sonra istediğim kadar delirebilirim. Neyse. Tuğçe'cim başlayabilirsin. Ada! Tuğç.
Hatice Hanım, niye bağırıyorsunuz? Buradayım ben. Biraz çabuk olur musun? Çabuk yanıma gel. Çok acil bir durum var. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biri mi öldü? Tanıdık mıydı? Kim? Ay saçmalama. Kimse ölmedi. Şarj aletimi bulamıyorum ve telefonumun şarjı bitti. Acil bir telefon konuşması yapmam lazım. Anladım. Tamam Tuğçe Hanım. Ben benimkini şimdi size... Aynen öyle. Bence de çok harika olur. Benim şarj aletim... Şifresi neydi bunun? 4 tane 3. Tam söyle. Kaç? 4 tane 3. Tamam. Tamam şimdi sen bana koş bir kahve getir hadi. Ben bu telefon görüşmesini kahvesiz yapamam. Koş, acele et. Bakiyem çok yok ha, ona göre. Koş. Selin. Şimdi buralarda mikropludur. Dur bir dakika. Kimsin be, kimsin? Alo. Aslan Şahin'le mi görüşüyorum? Evet benim, sen kimsin? Ben An Ev Güvenlik Hizmetlerinden arıyorum. Ada Tüzün Hanım'ın evinde ön kapı dedektörü devreye girmiş. Kendisine ulaşamadığımız için sizi arıyoruz. Ne olmuş, ne olacak yani? Alarm devreye girmiş. Nasıl ya? Hırsız mı var? Adrese yakın mısınız Aslan Bey? Evet. Sistemi devre dışı bırakıyorum. Kontrol etseniz iyi olur efendim. Karakola bilgi vermemi ister misiniz? Yok yok yok. Sen kapat. Sen kapat, ben yettim. Sen kapat. Allah. Allah. Kız açsana şu telefonu, neredesin? Yani mevsimler sonuçta böyle oluşuyor. Yani dünyanın eksen eğikliği, kendi etrafında dönüşü, güneşin etrafında dönüşü mevsimleri oluşturuyor. Anladın değil mi? Yani. Güzel. Geldi seninki. Yaz, kış, içinde bulunduğumuz mevsim ikinci bahar. İkinci bahar mı? Sonbahar değil miydi o? Aslında ona son denmez. İkinci bahar daha uygun. Çünkü ikinci bahar demek umut demek. Ama anlayana. Anladım ben seni. Romantik seni. Selin. Ah Yasemin ablam, hoş geldin, gel. Ne oldu? Küs müsünüz? Ya zaten tam bir dram kraliçesi de hiç çekilmez. Neyse. Hadi sen işine bak. Bak bakalım biz neredeyiz? Yasemin ablam. Hı. Bak. Kahveler burada. Hı hı. Tamam. Kahve fincanları burada. Çay da burada. Zaten onun dışında aklıma bir şey gelirse ben sana söylerim. Yasemin abla, vallahi iyi ki geldin. Ben bir sıkıştım, bir sıkıştım. Nasıl sıkıştım belli değil de. Sen beni dinliyor musun ya? Hı hı. Hmm. Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Doğru demiş mi? Çok doğru demiş. Hı. Hatta bu benim hayatımda duyduğum en doğru ve en gerçek söz. Ama tıpkı diğer gerçekler gibi kalbimi acıtıyor. Evrenin seninle ilgilenmemesi gerçeği gibi mi? Kız, sen bunu nereden biliyorsun? Kendi anlattı. Baht demişsin, adama olmaz demişsin. Yazık. Ne yapsın adamcağız da? Anlamış bahtla başa çıkamayacağını, aşkını kalbine gömüvermiş. Hmm. Öyle mi yapıvermiş? Hmm. Bak sen. Evrene. Baksana evrene ya. Ay, ilaçlattık dediler de işe yaramış mıdır? Böcek böcek olmasın aslanım. Nergis'im, ben hırsız diyorum, sen böcek diyorsun. Allah aşkına ya. Aa, evet. Doğru diyorsun. Hırsız da olabilir. Sessiz olalım. Tamam. Ay,
Aslan. Sen o zaman odalara bak. Ben buraya bakayım. Tamam. Bir şey olursa bağırma, tamam mı? Hiçbir şey alınmamış, her şey olduğu gibi duruyor. Orası nasıl? Odalarda da bir şey yok. Allah Allah. Niye çaldı ki bu alarm şimdi? Arıza var demek. Bir baktıralım aslanım. Ha? Ben bir bakayım ben. Dur ben bakarım. Yok yok. Allah aşkına sen dokunma. Temiz temiz gösterelim biz bunu. Sonra başımıza iş açılmasın Allah aşkına. Alınıyorum ben ama Nergis'im böyle. Aslancığım şimdi garantisi marantisi bozulur. Ondan diyorum ben. Yani biraz havalanması lazım sadece. Bunun ne işi var burada? Ne ya? Şimdi teyzem bayağı bayağı işten ayrılma mı istiyor? Ben dedim, abla dedim, yapma dedim, etme dedim. Bu kızın kariyerini heba mı edeceksin dedim, ama dinletemedim. Dinlemedi. İşte sonra Selin aradı beni. Ben de apar topar koşturarak geldim yardım etmeye. Ay adam. Ben çok pişmanım. Ben çok pişmanım ablama Rüzgar'dan bahsettiğim için ben. Çok pişmanım ben. Teyze, hiç iyi olmadı bu. Hiç iyi olmadım vallahi, hiç iyi bir şey yapmadım. Ne yapacağım ben ya? Kızım bir dur, bir sakin olun ya. Nergis teyzenin de siniri zamanla geçer herhalde. Sen şimdi bundan sonra attığın her adıma dikkat edeceksin. Hiç açık vermeyeceksin ada. Vallahi ablamın tepesi bir atarsa. Atarsa? Neler yapacağını sen biliyorsun. Abartmasak mı? Ya ne yapacak yani Nergis teyze? Gelip şirketi mi basacak kadın? Yok kız ya, o kadar değil de. Yani. Ama yine de. Nergis. Ada! Ada! Teyze. Bu ne? Enişte hoş geldiniz. Ada bu ne? Bu ne ada? Oh. Teyzeciğim. Ada bu ne diyorum? Teyzeciğim gel sen biraz şöyle biz konuşalım gel. Nergis sakin olalım. Sakin olalım, sakin olalım, olamıyorum. Ada bu ne diyorum? Bora Bey'in kimlik kartı sanırım. Aa, Bora Bey'in kimlik kartı sanırsın. Peki Bora Bey'in kimliğinin senin evinde ne işi var Ada? Evimde mi? Evet, evinde. Sehpanın üzerinde duruyordu. Sen beni mi kandırıyorsun? Ha? Beni mi kandırıyorsun sen? Yok Bora'yı uzaklaştıracakmış da. Yok Baht'ı inandıracakmış da. Kızım o kufacık aklında beni mi oyalıyorsun sen? Ha? Bursa'ya gidiyoruz. Derhal Bursa'ya dönüyoruz. Ne yapıyorsun Ada? Ne yapıyorsun? Ada ne yapıyorsun? Bursa kesin mi? Ada kesin mi? Dur diyorum. Ada alacağım ayağımın altına. Dur diyorum. Ada Nergis, Bursa kesin mi? Bir şey söyleyin. Hoşça kalın, görüşürüz. Görüşürüz. Bu ne? Kimliğin bunun sende ne işi var? Asıl kimliğinin benim evimde ne işi var? Ne diyorsun Ada, ne saçmalıyorsun? Niye sen bunu soruyorsun benden şu anda? Bilerek yaptın değil mi? Bilerek yaptın. Biri bulsun görsün istedi de istediğin oldu. Tebrik ederim seni. Teyzemle eniştem görmüş ya. Ben dedim sana, ben konuşacağım dedim ama beni dinlemedin, burnunun dikine gittin, beni hiçe saydın. Tamam Ada, insanlar bakıyor, bağırma bana, sus bir dakika konuşalım, tamam mı? Sakin sakin konuşalım. O dürüstlük takıntın yüzünden her şeyi mahvetmeyi başardın, tebrik ederim. Ada sakin ol ve konuşalım diyorum, tamam mı? Anlatayım sana ne olduğunu. Dinlemiyorum seni, konuşacak bir şey yok, konuşacak hiçbir şey yok. Bitti, tamam mı? Ben senin gibi bir zorbayla yapamam, olmaz. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun Ada sen? Sen ve ben,
Olamayız biz. Olamayız. Oh, aferin kuzuma. Ada. Ada. Yürü Tedbik. Ada! Yürü. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Senin mesai saatin bitti mi? Nereye gidiyorsun sen? Maaşımdan kesersiniz Bora Bey. İş yeri burası. Burası iş yeri. Çocuk parkı değil burası. Çıkamazsın. Kafana göre çıkıp gidemezsin buradan. Ben ücretsiz izne çıkıyorum. Hadi bakalım. Hadi teyze, enişte yürü. Ya Ada bir dur. Ah. Şimdi. Ada sen ciddi misin? Anlamadan dinlemeden çekip gidecek misin yani, bu mudur? Evet çok ciddiyim. Bu. Gidip avlumu toplayacağım şimdi. Ada. Ya abla. Ya bak çok ileri gittin, helak oldu kızcağız ya. Yok yok, öylesi daha iyi. İleride bana teşekkür edecek bugün için Yasemin. İnşallah be Nergis'im, inşallah vallahi. Aslan. Bir de sen başlama Aslan. Ada, yapması lazım. Ada diyorum. Yok yok, ben gideyim bir an önce. Toparlanayım size, daha fazla rahatsızlık vermeyeyim ben. Ben de sana yardım edeyim, böyle tek başına toparlamak zor olur Ada. Ben de sana yardım edeyim, tamam mı? Gerek yok. Aa, çocuklar ne oluyor? Biz gidiyoruz Zafer amca. Ne? Ne şükür. Allah kahretsin. Ada! Bana bak, nereye gidiyorsun sen? Ha? Nereye gidiyorsun sen? Çıkar mısınız dışarı? Ne demek çıkar mısınız? Bitti bitti diyorsun. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun, bavulu alıyorsun? Size ne? Sizi niye ilgilendiriyor ki? Nedenini bilmiyorum çünkü. Ne yapmaya çalıştığını anlam veremiyorum. Sizi kendimden kurtarıyorum Bora Bey. Sizi kendimden kurtarıyorum. Size göre değil bu ilişki. Siz gizli saklı iş yapmayı sevmezsiniz Bora Bey. Ben ailemle ne yaşıyorum, neyle uğraşıyorum, neyle mücadele ediyorum umurunuzda olmaz size. Ada niye umurumda olmaz? Yok öyle bir şey. Niye böyle konuşuyorsun benimle? Gördük. Gördük umurunuzda mı değil mi? Gördük. Gördük hepsini. Sakin ol. Bana bak, gözümün içine bak. Gözümün içine bak ve söyle. Benden vazgeçtiğini söyle, beni istemediğini söyle. Eğer söyleyebilirsen seni bırakacağım. Gitmene izin vereceğim Ada. Ada! Kuzum! Aa! Ne oluyor ya? Niye bağırıyorlar? Anlamadım ki. Kapıları kapalı. Anlamıyorum ki Zafer Bey. Vurun şöyle, vurun şöyle, vurun. Senden bir cevap bekliyorum. Ciddi! Ada! Bunu yapmak zorundayım. Özür dilerim. Ne olur idare et, tamam mı? Ne olur idare et. Bizi bir süre ayrı bilsinler. Ayrılık sansınlar. Teyzem baskı yapmaktan vazgeçer o zaman, tamam mı? Ada, duyuyorum. Oğlum ben şu kapıyı kırdırma bana. Tamam mı? Hadi. Ada. Ada. Ada iyi misin? Aç kapıyı. Bir şey oluyor. Ada bak, merak ediyorum. Açın şu kapıyı. İyi misin? Tamam, açıyorum kapıyı. Bir dakika, tamam. Açtın, aç. Ne oluyor? Bırak bana, bana bırak. Bırak, elleme. Elleme. Ne yapıyorsunuz siz? Ne mi yapıyorum? Bavulunu topluyorum. Hatta bavulunu alıp kendi ellerimle arabana koyacağım. Arkandan su bile dökmeyeceğim bir daha geri dönme diye. Dönme ha? Dönme. Dönmeye niyetim yok zaten benim. Benim de seni bir daha görmeye niyetim yok. Sizi görmeye niyetim yok. Tamam, tamam, görme beni bir daha, görme. Benim bavulumu bırakın. Bavulunu alacağım şimdi, kendi benim ellerimle kendi küçücük olan bagajına koyacağım. Bakalım benim, ne yapacak? Benim arabam küçük mü? İzin verir misiniz? Benim arabam küçük. Bana bak. Koyacağım o arabayı. Ben koyacağım. İnsanın da evi gibisi yok vallahi. Dur, çok girmeyin ayaklarınızla. Veriyorum hemen terlikleri. Bakalım kahramanlarımızı bu evde ne tür maceralar bekliyor. Hadi bakalım. Havasın. Terliklerle başladık. Ben odamdayım. Biraz uyuyacağım. E kuzum, bir duş alsaydın. Ha? Ya kızın duş alacak hali mi var Allah aşkına? Neyse umursun. Kendine gelirsin. İnşallah, inşallah. Ay Yasemin, şunları da bir an önce kaldıralım, ayak altında durmasın.
Ben götürürüm. Ben götürürüm Nergis. Sağ ol aslanım. Düşün işte. Ay adaya bir baksamaydım. Aklım kaldı şimdi de. Ya da sen mi bir baksana? Olur olur. Ben bakarım hadi. Sen de işine bak. Eniştem ortada bırakmış ayakkabılarını. Aldım ben aldım. Ah abla sevenleri ayırdın. Aşk katili oldun resmen. Katil abla. Alo Nergis teyzeciğim nasılsın? İyiyim iyiyim. Halatır sormak akşama kalsın. Nasıl yani anlamadım. Buluşacak mıyız? Sen eve yemeğe gel. Bir artık adam akıllı tanışalım. Sürpriz yalnız. Adaya söyleme sakın bir şey. Tabii ki. Tamam bekliyorum. Bekliyorum. Var mı haber? Olmaz mı? Olmaz mı? Ada ve teyzeleri Bora'lardan taşındılar. Yani bu da demek oluyor ki Bora ve Ada ayrıldı. Kesin bilgi. Harika. Evet. Bak. Efendim Berma teyzeciğim. Tuğçe'cim. Olanlardan haberin vardır herhalde. Ada ve Bora'yı diyorsanız evet var. O halde Tuğçe bu akşam gel biraz konuşalım. Tamam Berma teyzeciğim akşam görüşürüz. Ay, acaba bana ne diyecek? Yani Bora'dan bahsedecek tabii ki başka ne diyecek ama bence hazır onlar ayrılmışken bizim de ayrıldığımızı bilmeleri lazım. Yani ağlayacaklar omuz olacaksak single olmalıyız değil mi? Hı? Rüzgar. Efendim? Beni şaşırtıyorsun. Sen baya baya akıllı bir adammışsın. Çak. Aferin sana ya. Aslan. Neyin var senin? Maç izleyecektik Zafer Bey'le. Birlikte izleriz. Offside ne Nergis? Offside şey işte böyle topa vuruyorlar dışarı gidiyor o. Ha. Oh. Abla, gel bırak şimdi offside falan. Hı. Ne diyeceğim sana bak. Bak sen hiç iyi yapmadın abla. Çok ani, çok hızlı kararlar verdin. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum Yasemin. Biricik yeğenimi bahta kurban etmeye de niyetim yok. Hı, senin biricik yeğeni kendini odalara kapattı. Geldiğimizden beri çıkmıyor kız. Geçer. Geçecek. Her şey gibi o da geçecek. O da anlayacak bahtının rüzgar olduğunu. Bak abla sana kaç kere söyledim ya. Belki Rüzgar bu kızın bahtı değildir ya, değildir. Ay Yasemin, üf. Aslan, kalk Allah aşkına sen de şu evin alışverişini bir yap gel aşkım. Hadi masanın üstüne mutfağa bıraktım ben listeyi. Hadi aşkım. Ne alışverişi? Kim geliyor, ne oluyor? Akşama misafirimiz var yemeğe. Kim? Hadi aslan. Kim? Kısaltı Rüzgar'ı mı çağırdın yoksa? Ay Allah, kız vallahi Ada duymasın bak çok kötü olur. Ada duymasın zaten Yasemin. Karıştırma ortalığı. Aferin abla sana alacağın olsun.
Senden bir cevap bekliyorum. Ciddi. Adam. Bunu yapmak zorundayım. Özür dilerim. Ne olur idare et, tamam mı? Ne olur idare et. Bizi bir süre ayrı bilsinler. Ayrılık sansınlar. Teyzem baskı yapmaktan vazgeçer o zaman, tamam mı? Adam yorum. Olmaz, kızdırma bana. Tamam mı? Hadi. Ana. Ne işe yaradı ki şimdi bu yaptı? Meseleyi daha da büyütmekten başka ne işe yaradı ki bu şimdi? Oldu oldu. Güzel oldu. Kuzum. Ne gerek var bunca şeye? Var var. Var. Da sen bu paspal paspal halinle Allah aşkına kızım git bir üstünü değiş. Üstümü değiştireyim? Niye? Üstünü değişmedin. Git kapıyı aç bari. Kim? Hadi sen bakıver kapıya bir. Kalktıra kalktıra beni. Aç kuzum. Aç. Hoş geldin Rüzgar. Kuzum buyur etsene içeri Rüzgar'a. Girdi zaten kendisi. Buyur etmeden. Ay bunlar ne güzel çiçekler Rüzgar'cığım. Ne zahmet ettin. Adacığım bu senin için. Al kuzum. Efendim bunlar da size. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Çok inciz. Ay ben sağlıklıyım sana. Hmm. Adacığım, çiçekleri bir vazoya koysana. Hadi vazoya koy, hemen gel. Merhaba. Teyze, keşke bana da haber verseydiniz. Hadi. Hadi kuzum. Hadi. Oh, teyzesinin kuzusu. Tuğçe. Ha. Ha. Bora, selam. Ben senin geleceğini bilmiyordum. Benim acil bir işim var, çıkmam lazım. Kusura bakmazsın değil mi? Ha yok canım, ne kusuru. Ben Belma teyzeyi görmeye gelmiştim. Anladım. Çok güzel. O zaman yarın ofiste görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Bora. Ha. Ben atlamıyorum değil mi? Yoğunluktan falan yani bir iş yemeğimiz yoktu. Yo, yok. Benim başka bir işim var Tuğçe. Konuşuruz. Hoşça kal. Demedi ama canı feci halde sıkkın gibi. Ben de bu yüzden çağırdım seni zaten. Hadi gel. Hadi afiyet olsun. Aa Ada, sarmadan da uzat kızım Rüzgar'a. Teşekkür ederim. Ya efendim o kadar çok şey var ki burada yani... ...ne gerek vardı gerçekten beni mahcup ettiniz. Mahcup falan diyorsun, hapur hapur yutuyorsun değil mi? İşte. Ay aslan bayılır böyle ara sıra takılmaya. Aslan. Aslan ben sana özel barbunya yaptım ya. Onu hadi bir kap gel mutfaktan. Hadi aşkım. Dur 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 eniştem dur. Evin küçüğü dururken koskoca aslan eniştem mutfağa giden. Aşk olsun. Aşk olsun. Ben şimdi gideyim mutfağa barbunya olmuş mu olmamış mı bakayım. Soğanlar ölmüş mü, ölmemiş mi? Ölmediyse öldüreyim. Ah. Soğan öldürmeyi çok seviyorum. Altını har diye açtım mı ölür o şimdi. Nereye? Aa, aslancığım. Rahat bıraksana misafirimizi. Efendim, izninizle ben adaya yardım edeyim. Tabii tabii, git sen bak adaya. Hı hı. Aslan, ne oluyor? Aa. Avukatla konuştum. Bir ay sonra boşanıyoruz. Bir ay mı? Evet, bir ay. Bir ay sonra hiçbir bağımız kalmıyor. Ama sen gelmişsin, benim evimde sarma yiyorsun. Alacığım bak...
Senin mutluluğun beni mutlu eder. Yani sen göremiyor musun? Ben artık aynı rüzgar değilim. Gerçekten bunu göremiyor musun? O yüzden çiçek tarzını toplayıp getirdin ha? Söyle bakayım. Kızım ne yapsaydım? İnsanlar beni sofralarına davet etmiş. Elim boş mu gelseydim yani? Gelmeseydin mesela ha? Düşündün mü bunu? Adacığım hiç meraklı değilim. Hiç meraklı değilim, merak etme. Teyzenler çok ısrar etti. İlle de yemek, ille de yemek. Geldim. Senin üstüne gelmesinler diye geldim. Ha, sen benim için geldin yani buraya. Hmm. Eniştenin beni öldürecek gibi baktığı bir masada neden oturayım ki? Bir düşünsene. Ah keşke. Keşke öldürse, keşke. Keşke. Bak, ayıp ediyorsun ama. Gerçekten. Yani teşekkür göreceğim yerde benim gördüğüm muameleye bak ya. Tamam, teyzenlerle oturacağım. Sonra terk edeceğim evini. Çık, terk et. Terk et burayı, çıkın. Hadi, yürü. Salak. Geç otur oğlum, geç. Barbunyalar nerede kaldı? Gelmek üzere. Gelmek üzere geldi. Geldi, geldi. Hı? Geldi aslanım. Geldi. Dibi biraz tutmuş da ben de kazıdım. Kazıya kazıya kurtardım barbunyayı. Sizin barbunyanız çok meşhur galiba. Ben de yani tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Sen meraklı mısın bu mutfak işlerine? Yani tabii severim. Bence insan ayırt edilmemeli. Yani kadın erkek demeden herkes mutfağa girmeli. Ben de çok severim mutfakta vakit geçirmeyi. Öyle mi? Ben hiç bilmiyordum bu özelliğini. En çok ne yapmayı seversin mutfakta? Bizim oraların böreği meşhurdur. Alacığım biliyorsun zaten. Böreği. Evet. Hadi Ada. Hadi Ada. Ben burada durumlarda ne yapıyordum hatırlamıyorum ki. Boza! Bozacı! Boza! Bozacı! Bozacı! Boza vereyim kardeşim. Abi. Buyur. Seni bana Allah gönderdi biliyor musun? Hadi ya. Ne kadar güzel şapkan falan. Tokat şapkası. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Ay sen bir de tatlının tadına bak. Parmaklarını yersin. Adacım yaptı. Üf, eminim muhteşemdir. Yani adı eminim. Boza! Bozacı! Bozacının şişesi! Kavuşamayanların neşesi! Sabahlar olmuyor hasretinden. Gel de bir göreyim güzel yüzünden. Ay bu ne biçim bozacı ya? İstanbul modeli herhalde. Gelip konuşmazsan benimle. Derdimi dökerim büyüklerine. Ya diyorum bir şey eksik, bir şey eksik. Ne? Tuz. Himalaya tuzu. Gideyim alayım. Aa getirmemiş miyiz? Aa karabiber de yok. Nasıl atladık bunu Yasemin? Boza, bozacı. Gelip konuşmazsan benimle derdimi dökerim büyüklerine. Bravo. Git buradan git. Biz istemiyoruz Bora, Boza. Gelmiyor musun? O zaman ben geliyorum hadi. Ben geliyorum. Aa, sakın. Aa, çok ayıp. Çok ayıp ama çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor şimdi. Pış pışladım uyuttum şimdi. Hadi gidin burada. Git buradan. Tamam. Tamam gidiyorum ama içeriye. Geliyorum teyzelerinle konuşacağım hadi bakalım. Öbür mahalleye. Öbür mahalleye git. Buradaki müşterilerden hayır gelmezsen hadi öbür mahalleye. Bu kadar ayıp ama yani. Gerçekten ayıp. Çok ayıp çok. Çok ayıp gerçekten çok ayıp. Ay o kadar da laf ettik şimdi ama canım da çok boza çekti. Yasemin koş sepeti getir de sallandırıverelim. Ay teyze şumun canı boza çekmiş ya. İyi hadi aldım geldim ben. Tamam. Bozacı. Şey oldu bu kız. Himalaya tuzunu getireceğim dedi getirmedi. Ben gidip alayım bari onu. Alayım da geleyim ben. Hadi pul bakalım. Biber, karabiber falan mı getirdin? Evet evet. Hadi hakikaten bakalım. Hiçbir şey getirmemişiz masaya. Bozacı abi bak.
Bir arzun, bir isteğin olursa beni araman yeterli, tamam mı? Teşekkür ederim ama yenge geldi ama dikkat et. Geldi geldi. Hadi kolay gelsin abi. Eyvallah. Bozacı sevenleri kavuşturur, aşıkları buluşturur, dargınları barıştırır bozacı. Bravo, kolay gelsin. Boza. Kolay gelsin abiciğim. Eyvallah. Eyvallah. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Niye telefonumu açmıyorsun? Neyse, ben bunları sorgulamayacağım. Ben düşündüm, taşındım. Ha, düşündün. İyi yaptın, düşündün ama keşke sabah düşünseydin. Geç olmadın, bu saatte kendini yordun. Ada. Ha, tamam, dinliyorum. Tamam, eyvallah. Ben senin sahte kavgana ortak oldum. Ama bunlar bana göre şeyler değil Ada. Ben kendimi çok rahatsız hissediyorum, tamam mı? Ama ben hallettik sanıyordum bunu. Biz hiçbir şey halletmedik Ada. Tamam, biz hiçbir şey halletmedik. Biz hiçbir şey halletmedik, sadece erteledik. Tamam mı? Anlık gelişti her şey. Tamam, tamam. Lütfen, lütfen bak teyzem görürse var ya beni keser. Hadi sen git. Hadi git, git. Ada, sen bana bir söz vermedin mi? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Biz seninle bir anlaşma yaptık, sen gidip teyzen her şeyi anlatacaktın. Ama sen bunu yapmak yerine gittin, sahte bir kavga çıkarttın. Doğru mu? Yani sen anlaşmaya uymadın, doğru mudur? Doğru. O zaman ben de şimdi gidip teyzenle konuşuyorum. Her şeyi teker teker anlatıyorum. Ay sakın. Sakın, sakın olmaz. Ne anlatacaksın ki? Ne diyeceksin? Ne mi anlatacağım? Senden vazgeçemeyeceğimi anlatacağım Ada. Tamam mı? Senden vazgeçemediğimi anlatacağım. Bora bak, böyle bir şey yaparsan mahvolurum. Anlıyor musun? Anlamıyorum Ada. Anlamıyorum çünkü seni seviyorum. Anlamıyorum çünkü ben sevgimin arkasına durmak istiyorum. Anladın mı beni? Ben sizle bir şey konuşmak istiyorum. Yani biliyorsunuz benim yanlış kararlar aldığım, hatalar yaptığım bir dönemim oldu. Tuğçe Hanım'la biz, yani aramızdaki ilişki demeye dilim varmıyor. Yani Tuğçe Hanım'la benim aramdaki münasebet bitti. Münasebetimiz bitti. Tamam, neyse, hiç o konulara girmeyelim. Kapatalım bu konuyu. Annenler falan hiç gelmiyorlar mı bu taraflara? Öyle bir denk gelirse tanışmak isteriz. Geliyorlar. Geliyorlar. Tanışırız tabii hep beraber. Hah, iyi. İyi. Ayrıldılar Berma teyzeciğim. Ayrıldılar. Şirketin ortasında kavga, kıyamet koptu ya. Evet. Kavga ettiler. Tuğçe. Tuğçe. Yavrucuğum, durum her zamankinden daha vahim. Yani akıllıca bir şeyler yapman gereken bir zaman sen seviniyorsun. Hayır, yetmiyormuş gibi zaten o Ada denilen kızla böyle bir can ciğer kuzu sarması falan da olmuştun. İnanamıyorum. Yani öyle bir şey yaşandı evet ama bizim şu anda önümüze bakmamız lazım. Yani şu an ayrıldıklarına ve kavga ettiklerine göre bir tık iyi durumdayız bence. Tuğçe, bak sen bir fikir beyan etmeden önce iki kez düşünmelisin. Çünkü bugüne kadar yaptığın hiçbir şey, hiçbir işe yaramadı. Kendin de söylüyorsun değil mi? Ne diyorsun? Diyorsun ki öyle nişanlıymış gibi yapmak, kıskandırmak falan bir işe yaramadı diyorsun. O zaman? Evet, evet, yaramıyor. Evet ama artık bitti o iş zaten. Kesinlikle Berma teyzeciğim. Yani Rüzgar'la benim ismim yani yan yana bile anılamaz artık. İyi, tamam işte. Ne diyorum ben de sana? Git bunu kendin Bora'nın yüzüne söyle diyorum. Ah Tuğçe. Yani sen benim çocuğumun nişanlısı olan, sevgilisi olan bir kıza bakabileceğini nasıl düşünürsün? Ha? Ben böyle bir evlat mı yetiştirdim Tuğçe? Kıskanır zannettim Berma teyze. Senin böyle çocukça akılların yüzünden Bora'nın kafasından çocukluk arkadaşı olarak kaldın. Şimdi ben sana diyorum ki çocuğum biraz geliş, serpil, büyü diyorum. Ne olur büyü biraz Tuğçe. O zaman ben Bora'yla konuşayım. Rüzgardan ayrıldım diyeyim. Öyle mi diyorsun? Evet yavrucuğum, tam da bunu söylüyorum. Git diyorum yüzüne söyle. Ben de Rüzgardan ayrıldım de. Bak, sonraki adımın da şu olacak. Duygularını açıkça Bora'ya ifade edeceksin. Yani gidip direkt sana aşığım mı diyeyim? Yani şansın çok fazla ya da her zamankinden fazla tabii. Bak Tuğçe, şu anda senden beklediğim ve istediğim şu. Git, Ada'nın pençelerinden oğlumu kurtar gel. Ada, seni bu kadar korkutan şey ne? Bahat mı gerçekten? Yarın konuşalım, lütfen. Beni daha fazla zor durumda bırakma. Neden? Neden gideyim? Yani bana tek geçerli bir sebep söyle Ada. Neden gideyim? Bahat'a inanmamı bekleme benden, kusura bakma. Lütfen Bora, lütfen. Tamam. Tamam. Kabul ediyorum.
ediyorum. Oh. Ama tek bir şartla. Ne? Bir yemek yiyeceğiz. Yarın akşam. Tamam, kabul. Baş başa. Tamam, kabul. Kabul ettim. Hemen kabul ettim. Oldu. Kabul. Kahvelerimizde içtiğimize göre fal falan dediniz ama benim pek vaktim kalmadı. Ben kalkayım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Olmaz! Ne oldu? Boza! Boza içeceğiz ya! Tabii! Yasemin! Canı çekmişti şimdi çocuk. İçsin de öyle gitsin. İç öyle git. İç. Yasemin ablacığım, ben bugün yeterince yedim, içtim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama benim kaçmam lazım. Gerçekten gitmem lazım. Boza! İçmeden bırakmam. Katiyen bırakmam. Vallahi bırakmam. Billahi bırakmam. Boza içelim. Yasemin! Çekil! İçseydik Boza. Teşekkür ederim. Tarçın dökerdik. Ben de sizi isteyeyim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Arkadaşlarına götürürdüm. İş yerinde içer, zihniniz açılırdı. Onu da yaparız. Oğlum tarçın dedin, dökeceğiz dedin. Ağzına içeceğiz. Aa, oldu. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Tutan mı var oğlum? Git hadi, iyi akşamlar. Boza nerede? Ya teyzeşim ya, biz burada konuştuk konuştuk, canımız çekti, böyle bir yükseldik Boza'ya. İndim aşağı baktım, yok. Gitmiş, üç kaç sokaktır onun peşinden koşuyorum, yakalayamadım. Çok hızlıydı. Çok hızlıydı, yakalayamadım. Hayret. Normalde senden kaçmaz ama. Bu seferlik öyle olsun. Canım sağ olsun. İyi, ben de gidiyordum zaten. Hadi bekleriz, yine bekleriz. Ayaklarına sağlık Rüzgar'cığım. Hadi git, uyku saatim geldi benim de. Ayağına sağlık oğlum. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz, teşekkür yine bekliyoruz. Hadi. Biz nasıl yetiştirdik bu kızı ya? Çok güzel yetiştirdik inşallah. Baba. Baba, müsait misin? Gel, gel, gel. Baba, ne yapıyorsun? Nefes egzersizi yapıyordum da. Peki. Bir problem mi var? Yani tam problem de sayılmaz ama bir şey var. Dinliyorum. Baba bak, ben sana açık konuşacağım. Biz adayla hala birlikteyiz. Biliyorum. Ne? Nereden biliyorsun baba? Bah, bunda bu kadar şaşıracak ne var? Gözlerinden belli. O kadar belli oluyor mu? Evlat, ben senin babanım. Gözlerindeki acıyı gördüğüm günler oldu ama şimdi bakıyorum, bunun o gördüklerimle uzaktan yakından alakası yok. Başından beri duygularından kaçma demiştim sana. Kaçmıyorum zaten baba. Kaçamıyorum. Aferin evlat. Doğru yoldasın. Aferin. Duygularından kaçma. Bravo. Kimsenin size engel olmasına izin vermeyin. Ha, bu arada annenle Elif'i alıp 2 günlüğüne tatile götüreceğim. Niye babacığım, niye tatile gidiyorsunuz? Bir sorun mu var? Tamam. Biraz yalnız kalın. Herkes sizi çok etkiliyor. Annem biraz uzak kalsın. Bu arada siz de adayla olan ilişkinizi düzenlersiniz. Canım babam benim. Bir sarılabilir miyim baba? Ada, işe mi gidiyorsun? Hı. Hı. Akşam içemediğin bu odayı şirkette mi içeceksin? He? Ya işte teyzem tutturdu boza boza diye diye. Ne yapacağım? Kız Ada, sana ne diyeceğim ya? Bora bu aralar biraz sıkışık mı? Nasıl? Kız çocuk akşamları bozacılık yapmaya başlamış ya. Gördüm sizi dün ben balkonda. Yok. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Söyler miyim? Söyleyeyim de tansiyonu tepelere çıksın kadının. Allah korusun.
Allah korusun. Teyzoş ne yapayım ya, ne yapayım? İlla konuşacağız dedi. Gönderemedim. Git git dedim. Durdu, gitmedi. Ay kız, çocuk aşkından kapılara dayanmış. Bozacı olmuş, aşka bak. Ama iki ablam görmedi. Ya ablam görseydi ha? Ablam görseydi ne olurdu biliyor musun? Alırdı rüzgarı, giderdi Bora'nın karşısına. Ah, bu derdi. Adana'nın ilk aşkı bu derdi. Oy. Kız böyle olsaydı sen o zaman ne yapardın? Söylemez, konuşma, konuşma öyle söyleme. Söyleme öyle. Asma yüzünü. Asma der miyim ben hiç öyle söyler miyim? Bak, seninki ne güzel. Aşkından kapıları dayanıyor. Bir de benimkine bak. Suratıma bakmıyor kız. Teyzoş, siz iyiydiniz. Ne oldu size? Ha? Niye öyle oldu birden? İşte adama bah dedim, kader dedim, kısmet dedim. Kaçtı gitti. Nerede kaldın Bora ya? Neredesin? İstediğim dosyalar gelmiş. Gelsene Tuğçe. Ne habersin Boracığım? İyi, iyidir Tuğçe. Aynı bildiğin gibi. Sen nasılsın, iyi misin? Ben çok iyiyim biliyor musun? Öyle mi? Ne güzel. Ne mutlu sana. Son zamanlarda böyle gereksiz noktalara çok takıldığımı fark ettim. Fark ettin. Evet. Bu farkındalığın sebebini öğrenebilir miyim acaba? Duygularını açıkça Bora'ya ifade edeceksin. Rüzgar'la ayrıldık. Ya. Tamam anne, bitti yani. Bu sefer tamamen. Anladım. Yani son zamanlarda itkiler yaşıyordunuz ama ben düzeleceğini umuyordum. Üzüldüm. Evet, biraz daha denedik ama yani Rüzgar benim için uygun biri değil. Bir de kafamın çok karışık olduğu bir döneme denk geldi. Kafa karışıklığıyla kurulan ilişkiler sağlam ilişkiler değildir Tuğçe. Haklısın. Hiç değildir. O yüzden biz de bu defteri tamamen kapatmaya karar verdik. Yani arkadaş olarak daha iyiyiz Rüzgar'la. Anladım. Umarım karşına mutlu olacağın biri çıkar Tuğçe. Huzurlu olacaksın. Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Yani ben senin mutlu olmanı isterim Tuğçe. Bak, bir şeye ihtiyacın olursa, birine ihtiyacın olursa ben her zaman bir dostun olarak yanındayım. Tamam mı? Bir dost. Biliyorum. Sağ ol, sağ ol. O zaman ben odama gidiyorum. Sonra konuşuruz tekrar, işlerimi halledeyim. Tabii ki. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba, hadi kalk. Ne oldu? Tatile gidiyoruz. Bora da geliyor mu? Belma'cığım herhalde en son orta sondayken bizle beraber tatile gelmişti. Aman sen dalganı geç bakalım. Ya tatile gidelim diyorum, Bora diyorsun. Koskoca adama çocuk muamelesi yapıyorsun. Hayatım, bir annenin çocuğuna sahip çıkması ne zamandan beri çocuk muamelesi yapması anlamına geliyor, ben anlamadım. Turkuaz bir denize karşı kahvemi yudumlamak varken burada seninle tartışma hiç niyetim yok. Ben Elif'i de alıp gidiyorum. İster gel, ister gelme. Kahvenin altına bakar mısın? Şimdi doğru kafeye. Ha, kanki,
Ada Hanım buyurun. Şöyle oturun lütfen. Zaten böyle oturacaktım. Kahveniz Bora Doğru Söz'le. Ne oluyor? Aşk. Ah kıyamam, ben bunu içemem ki, kalp var bunda. Kankim o zaman içmeden bir altına bak bakalım. Belki bir şey vardır. Dün akşam da tutturdu teyzenle konuşacağım diye. Hmm, çiçek çikolata da getirdin mi bu sefer? Sus kız. Ne yazıyor? Kahveni içtikten sonra temizlik odasına. Ay. Güzel kalplim. Çok hoş. Bora? Ne gelmemiş? Sevdiğin masanın altında seni bekleyen bir kutu var. Bozacı'ya mani okutmaktan daha ileri gidemezsin diye düşünüyordum. Daha neler neler yaparım da. Neyse. Değilsin sen. Değil mi ben de? Niye deneyeyim acaba ben? Ayakkabının diğer teki. Çok güzeller. Bence de. Bence de çok güzeller. Sen de çok güzelsin. Biri görecek. Görürlerse görsün. Umurumda değil Ada. Bana bak. Bana bak bana. Sen elbiseni beğendin mi? Bayıldım. Sevindim. Üzerinde harika görüneceğinden hiç şüphem yok. O elbise, ayakkabı. Elbise, ayakkabı? Hı-hı. Sen ve benim bu akşam baş başa yiyeceğimiz yemek için Ada. Ama bu sefer sakın kaçma. Çünkü seni yine bulurum. Duydun mu? Kaçmaya niyetim yok. Kaçma. Kaçmam. Alo. Tamam, tamam. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Görmedi inşallah. Allah Allah. Sen... Gördüm. Yok. Sen ayakkabının tekiyle karşıma geçmişsin. Bana çekim mi yapacağım diyorsun şimdi? Bu mudur yani? Bora Bey. Ne olmuş? Yani ben şimdi bir şey ayakkabımı buraya getirdim diye niye bu kadar sinirleniyorsunuz? Anladım. Sen... Sen çekim kaçta haberin var mı senin? Çekim saat kaçta haberin var mı senin? Çekimi? Çekim, işte yemek. Anladım. Kaçta çekim? Bak iyi dinle.
Çekim saat 8'de. Tamam mı? Çekim saat 8'de. Saat 8. 8'de evet, tamam. 8'de. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Alırım. Ay nerede olacaktı çekim? Benim haberim babam olmadı şey ki şu an bilgi ediniyorum ben yani. Size sordum şu an. Çekim, nerede? Çekim şeyde. Geçen gün şu tarihi lezzetlerimizden Bozan'ın haberi yapıldı ya, tanıtım yapıldı ya, hatırlıyor musun? İyi hatırlıyorsundur bence, hatırlıyorsundur. İşte o stüdyonun hemen altında. Boza lansmanı. Evet işte orada. Bora Bey şey... Ney? O şey var ya, kül kedisi var. Kül kedisinin üvey kardeşleri var orada. O güzel değil orası. Kül kedisinin? Üvey kardeşlerin olduğu stüdyo. Evet, evet. O stüdyo güzeldi, şey olsun. Kül kedisinin yakın arkadaşının stüdyosu olsun. Tamam. Anladım. Olur. Bana bak, bana iyi. Sen beni mi, sen bizi mi dinliyorsun? Biz burada iş konuşurken sen bizi mi dinliyorsun? Hayır Burak Bey, annemle konuşuyorum. Git içeride konuş. Ya yürü. Anlatım aması değil bu. Beynin oksijen gitmiyor bunun. Aşağıda terasa çıkıyor sürekli. Tamam, bana bakma, dur geliyor. Saat 8'de. Ne oldu Eyüp? Niye sırıtıyorsun? Benim bir şeyim yok da. Bence Bora ve İlada hala birlikteler. O nereden çıktı? Terasta gördüm. Tuhaf tuhaf konuşuyorlardı. Duydun mu? Ada ile Bora Bey ayrılmamışlar. İnanmıyorum. Gerçekten mi? Evet, hatta şu an terasta birliktelermiş. Ada Hanım, işiniz bittiyse bana bir bakabilir misiniz acaba? Tabii, tabii Tuğçe Hanım. Bir saattir seni arıyorum. Geçen yılın kapak fotoğrafları için. Neredesin sen? Ben şeydeydim Tuğçe Hanım, Selin'in yanındaydım da. Kahve siparişi verecekmiş, ben de ona yardımcı oldum. İyi. Fotoğrafları bırakırsın bir ara odama. Tamam. 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 Teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Araba? Böyle özel bir gece için. Özel bir araba. Çok güzel. Sen daha güzelsin. Çok güzelsin. Hadi gel. Teşekkür ederim. Rica ederim.
böyle kocaman kaydırakları olan havuzlar varmış. Oraya da gideriz değil mi dede? Gideriz tabii prenses, gideriz. Ha Belma, hep birlikte kayarız ha, ne dersin? Tabii Zafer'cim, biz seninle el ele tutuşur kaydıraklardan kayarız artık. İşte. Anneanne, sen bana evvel oynamayı biliyor musun? Havuzda birlikte oynarız değil mi? Ay. Kuzum, bak voleybol oynamayı biliyorum. Onu sana öğretebilirim. Oynarız kuzum. Anneanne çok yeteneklidir prenses. Çok güzel güzel. Çok güzel tenis oynar. Berma bir maç yaparız değil mi? Ah Zafer'cim, en son seni öyle feci yenmiştim ki hala kendine gelemiyorsun. Hadi canım şansına. Ben de seninle oynayacağım. Ben de. Kuzum, ben sana tenis oynamayı öğretirim tabii. Bu şahane güzel minicik ellere de bu raketler çok yakışacak. Değil mi dedesi? Tabii, tabii, tabii. Dünya, dünyamın ışığından gelen melek. Yok, yok bu gerçek olamaz. Rüya bence bu. Hiç uyanmayacağımız. Uyanamayacağımız bir rüya. Belma teyzeler falan gelmez değil mi? Eminsin. Yok, yok gelmezler. Merak etme. Daha dinleler. Hadi. Bizi bu akşam kimse rahatsız edemez. Hadi gel. Buyurun. Ada Hanım. Sen bana mı bakacaksın öyle sürekli? Evet. Çünkü dünyada senden daha güzel bir şey yok. İkimiz için her şeyin ilkini yaşıyoruz sanki bu akşam. Bu bizim gerçek anlamda ilk buluşmamız. Farkındasın değil mi? Evet. Farkındayım. O zaman bu özel geceye özel yemeklerimiz. Oh. Uyanmayacağımız bir rüya olduğunu ikna oldum. Daha yeni başlıyoruz. Nerede bu oda ya? Saat kaç oldu? Ya abla Selin'deyim dedi ya kız. Selin'de canım anladık da yani eninde sonunda eve gelecek herhalde. Ya abla şu kızı bir sal ya. Allah aşkına ya. Bak zaten Bora yüzünden iyice içine kapandı. Bırak. Dertleşsin arkadaşıyla azıcık. İyi dertleşsin canım. Dertleşmesin demiyoruz biz de. Ha geldi. Bakıyor musun? Baktım. Aa. Nergis teyze. Rüzgar. Ne işin var oğlum senin burada? Hayırdır? Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Ne oldu? Ada ve Bora ile ilgili. Ne olmuş Ada ile Bora'ya? Ne oldu oğlum?
İyi misin? İyiyim. İyiyim ama biraz başım döndü sadece. Nedeni içtiğim şey mi? Yoksa sen misin emin değilim. Umarım nedeni benimdir. Hayallerimiz birbiri gerçek oluyor. Hadi. Yağmurun yağmasından daha büyük hayallerim var benim. Benim de. Yapma. Neden? Neden yapmayayım? Rüyadan uyanmak istemiyorum çünkü. Uyanma zaten. Ama belki uyanmak zorunda kalacağım. Ne demek istiyorsun? Korkuyorum. Korkma, ben buradayım. Beni bırakma, tamam mı? Bırakmam. Bırakmam, sana söyledim. Seni asla bırakmam. Daha yeni başlıyoruz dedim. Evet. Daha yeni başlıyoruz. Teyzemler. Bora. Annem miydi o?